bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Fatma'ya kaderimsin. İnanmıyorum. Yanlış okuyor Gözden bence. Kederimsin olmasın. Ya bu. Beni tut, bayılıyorum. Başıma belasın yazıyor. Aslında benim kadar böyle zarif, seksi bir kadın yok da siz... Süpersin. Harika. Bring it back. Hayat. Eğlendin mi? Senin kuaförün bu saçı kesti. Benim annem bu saçı çok beğenmiş. Şaka yapıyorsun. Taner ya, arkası çok kısa. Ne ensem toplanmayacak bu. Bak sen çok mutsuz. Oradan mutsuz fark diyeceğim. Ettim. Mutsuz değil. Beni ilgilendirmiyor. Ben bu saçı ben kullanacağım. Aynı modeli kesiyorum ben, aynı. Modelinde saç kalmadı Taner. Yapacaksan yap bir şekil. Mutsuz değil. Önce olunca sen bir küçüldün, yandın, bittin, kül oldun. Eridim, bitiyorum. Niye böyle abla eridin? Bu kadar kötü makyaj yapıyorsun ki. Korkunç ötesi. Bununla fondöten süreceksin. Üç malzeme veriyor. Bak aşkım buna... Bununla aldık mı? Hayır, bununla fondöten. Kabul ettim. Fatma Hanım, konuşabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Beklemediğim bir cümle senden bu. Çok şaşırdım Gözde Hanım. Bu arada hayat gerçekte sarışın. Evet. Çok güzel olmuşsun be yavrum. Tam şekillendirme de sorun lan. Kötüsün. Saç emoji kızlar gibi olmuş. En güzel makyajı sen yapıyorsun, tamam. Al. Ben sana prenses demek istiyorum. Kahkülün yukarıya kalkmış havaya. Git Tara. Yama yama duruyor böyle her şey yüzünde. Bugün beni var ya çürüttünüz ya. Ha, şaka mı yap? Aa, bakar mısınız ya? Ben bile beğendim şu an. Buraları süpürüp silmeye geldim bence. Fatma özel bir şey getirdi. Yeni bir vizyon. Bu ne? Ya yamuk görmüyor musun? Sen yamuk bakıyorsun. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Merhabalar efendim. Üzüntüyü, kediyi, derdi, tasayı saçlardan kesip attığımız, karşılıksız aşkı, bakımsız saçı uzatmadığımız gündeyiz. Yani anlayacağınız kuaförüm sensin de kesim perşembesindeyiz efendim. Günlerden kes kes kes. Nasılsınız? Süper. İyiyiz. Süpersiniz haliyle. Dün kim sonuncu oldu? Kim birinci oldu? Biz. Aa, Çetin inanmış birinci oldu. Biz sonuncu olduk, biz daha mutluyuz Gözde Hanım. Yani nasıl olgun bir insan olduğumu anla diye böyle davranıyorum. Bak bu şekilde bile havasını atıyor kadın. Bir önceki birinciliğinde bize selam bile vermedi ve bunu dile getirdi. Bu arada çok şıksınız. Abla. Birinciliğe mi boşlusunuz? Biz hep böyleyiz. Çok şıkırız. Uyumlusunuz. Yok vallahi bugün çok uyumlusunuz. Arkadaşlar bir çiçek var. Ah. Yarın sevgililer günü Fatma. Biliyorsunuz. Aslı'ya gelmiştir kesin. Tahminler? Aslı. Sana. Ben hiç üstüme alınmadım ama. Niye? Gerçekten mi? Abi senin üzerine alındık Aslı. Nerede çiçeğimiz alalım? Ay orkide. En morundan. Bence o Fatma'ya geldi orkide. Bence de. Kime çiçek? Aslı'ya. Fatma'ya. Ay Apo, beni tut, bayılıyorum. Fatma, koş çiçek sana. Heyecanlandı. Şimdi heyecanlandım. Not var. Hemen geç bakalım. İstersen masaya oku, aç da oku. Ay ben bayılmak istiyorum. Şu tarafa mı bayılsam, bu tarafa mı bayılsam? Ne yazıyor? Kaderimsin. Göster, bir daha göster.
İnanmıyorum. Yanlış okuyor Gözden bence. Öyle bir şey yazmıyor. Getir buraya. Hayır, yalan söylüyorsun. Vermeyeceğim. Yalan söylüyorsun. Kan bakayım. Benim, damar bakayım. Kederimsin olmasın. Anlam veriyor ki kederimsin olmasın. Evet. Başıma belasın yazıyor. Belalımsın diyor. Bak. Gerçekten kaderimsin yazmışlar. Yani yazmışlar değil, seni. Yazmışlar. Yani, bence ben senin yerinde olsam şuraya evet, toplu iğneyle. Bak şuraya dur. Hani toplu bir şey soracağım. Vallahi şey dur bunu yapacağım. Bırak dur. Sakın kalbini delmesin. Dur ben bunu asmam lazım. Fatma sana batırır, dikkat et. Hayırlı uğurlu olsun. Sanki altın yaptı. Açılışı yaptı. İlk defa yakama bir şey asıldı. Ben de astım. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Nazar değmesin inşallah. Şimdi... Evet. Duygularını alalım Fatma abla. Duygularımı alalım. Duygularım darmadağın. Bekliyordum aslında. Bekliyordum. Birincilik değil, çiçekten bahsediyor. Kimden? Sevgilinizden. Ya orası bana kız. Aa, başka biri de mi olabilir? Ama burada sadece kaderimsin yazıyor. Ha başka biri de olabilir yani. Kimin kaderi olabilirsin? Benim olacak desin ya. O zaten mümkün değil de Taner. Fatma, zaten peki değil. Kendi kamerana bakıp bu çiçeği kişisel teşekkürünü sen de gönderir misin? Ya gerçekten çok mutlu oldum. Kamerayı nasıl kıvırıyor? Aa, kırıklı. Aslında benim kadar böyle zarif, seksi bir kadın yok. Süpersin. Harika. Fatma'ya bakar mısın? Aslıcığım, senin yüzün niye gülmüyor? Sana niye çiçek gelmiyor? Ben atlamak istiyorum. Yani benim sevgilim zaten bana sürekli hediye alan biri değil. Ben bu durumdan şikayetçi değilim. Yani durduk yere niye bana çiçek alsın ki zaten? Mesela moral verebilir de sonuncu oldun ya seni toparlamak. biz onunla telefonda konuşurken de moral veriyor bana. O zaman biraz cimri galiba bu. Belki emoji olarak gönderiyordur çiçekleri. Olabilir, oradan geliyor. Çiçekler bedava oradan. Olsun, ucuz olsun. Diye. Evet. Yok çiçek... o çiçek emoji olarak da gönder. Fatma abla bana emoji değil. Olarak bile ya, gelmiyor. Niye? Yok abi. Seven kadını emoji çiçek bile çok mutlu ediyor. Anladım. Evet. Peki. Gerçek gibi. Ya bugün gerçekten kendimi özel hissediyorum. Gerçi ben her zaman kendi kendime özelim ama bugün daha bir özel hissettim. Çok mutlu oldum. Biraz bekliyordum, biraz beklemiyordum Fatma ama... Fatma kimden ya? Saklıyor. Basını açmak istemiyor. Evet, istemiyorum çünkü konuşunca bozuluyor onun büyüsü. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Fatma yeni bir aşka yelken açmış bence. Bugün Fatma ablaya çiçek geldi ve biz şoking. kendimi tutamıyorum ve iki tane yani iki parça orkide geldi ama üstte sadece iki tane çiçek vardı. Senin ilişkinin değerini de gördük burada Fatma ablacığım. İnanılmaz komik ve hala ben inanamıyorum bu olaya. Ben seni çözemedim. Büyük ihtimalle o çiçeği de sen kendi kendine yolladın. Hatta evden alıp o çiçeği kendine yollattırdın birisiyle. Ama ben senin ilişkine de inanmıyorum. Çiçeğin daha önce çok avam. Bu arada Aslı'cığım, bence sen güzel bir kızsın. Teşekkür ederim, sen de suratını öylesin. Suratını böyle ekşitme, aşağıya düşürme. Bak sana gülümsemek yakışıyor. Yalnız ben hep gülümsüyorum. Ama işte bugün bir gülemedin çünkü sen çünkü biraz hep gülüyorum. Hani biraz da sonuncu oldun ya. Hadi gel ısırırım. Ay, ay, ay. Ben de ısırırım. Ben de Fatma. Sen sakallısın, çirkinsin. Bana da sarıl. Fatma abla bana da sarıl. Ne yapıyorsun? Sen şimdi böyle ne? geliyorsun. Böyle geliyorsun. Evet. Ah canım abi. Beni seviyorsun değil mi? Bak her zaman kadın dayanışması nedir biliyor musunuz? Göçtür, göç. Helal olsun. Bravo. Bravo. Sarılın. Fatma Hanım çok bütün oylar sana. Bravo. İsmi Han kadın değil mi? İsmi Han'ın oldu. İsmi Han kadın değil hemen, mi? Hemen. Fatma abla oradan bakınca kadın gibi görünmüyor mu? Hemen. Hadi gel seni affedeyim. Kaç gündür ceza vermiştim sana. Aa canımsın hadi, gel. Hadi kaç gündür bu ceza vardı? Stüdyoda barış rüzgarları esiyor efendim. Onun cezası vardı. Burada. Derdi tasayı kesip attık. Sıkıntı yok. Evet.
Fatma Hanım çok teşekkür ederiz. Ne demek? Fatma abla. Fatma bize sarılsana. Taner'le bize niye sarılmıyorsun? Neyi? Taner'le bize niye sarılmıyorsun? Evet, sen niye bize sarılmıyorsun? Biz de sana küstük. Bir verdin bize. Siz her dakika küsüyorsunuz. Ben sizi saymıyorum. Fatma abla programın zeytin dalı bölümünü halletti gerçekten. Evet arkadaşlar, herkes barıştığına göre, mutlu olduğuna göre aranızdaki sıkıntıları sizler Fatma Hanım vasıtasıyla kesip attığınıza göre, Fatma Hanım kendini bugün çok özel hissettiğine göre, şimdi özel hissetme sırası modellerde. Bugün onlar için çok özel bir gün biliyorsunuz. Onları harika karşılamanızı diliyoruz. Modelleri davet ediyoruz. Yarışma başlasın. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurbanlarım sensin, sensin, kuaförüm sensin. İki makas at, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kızlar. Bugün Emine'lerdesiniz. Çünkü konseptimiz garanti. Ustadan garanti. Efendim bugün sizler için modelleri, yüzünüze, tarzınıza, tavrınıza en yakışacak modellere hoş geldiniz. Makas geldi. Bize doğru. Adnan Serter seçti. Adnan Bey sizdeyiz. Bugün biliyorsunuz kesim günümüz. Ben de modellerinizin yüzlerine bakarak, onların yüz şekillerine en uygun saç modellerini belirledim. Ve bunlar birazdan size açıklanacak. Kolay gelsin. Aha. Yandık. İlk masa Taner. Nasıl bir saç keseceksin? Hazır mısın? Hazırım Gözde Hanım. Sen hazır mısın? Sen hazır mısın özellikle sen? Gösteriyorum. Wow, süper. Hangi? Aa, çok iyi. Taner çok güzel. Çok iyi. Çok iyi diyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Söylesene. Adnan Bey bu modelin sana çok yakışacağını düşünüyor. Taner'in de onu en iyi şekilde keseceğini düşünüyor. Süper olur hem de, süper. Teşekkür olur. Ediyorum hocam, çok iyi. Çok kolay. Güzel olur. İsmihan'dansa şu konuda emin, harika keser dedi Adnan Bey. Hazır mısın İsmihan? Hazırım. Oo, tamam, evet. Hani asimetri seviyorsun ya. Severim. Seversin. Severim. Çetin, heyecan var mı heyecan? Kesinlikle. Var mı? Ay çok güzel model bu. Yakın geldi bana. Sana da gelecektir umarım. En güzeli. Kesersin, kesersin. Sıkıntı yok. Alalım. Hayat, üstesinden gelirsin. Nelerin gelmedik ki? Değil mi? Al bakalım. Hayat nelerin üstesinden gelmedi ki, değil mi evet. Hayatcığım? 8 birincilik almış biri olarak. Özellikle o kesimden sonra gerçekten. Herkesin hafızasına kazıldı o kesim. Evet arkadaşlar, Adnan Bey modelleri belirlediğine göre size sadece ustalığınızı sergilemek, o modelleri modelinizin yüzüne yakıştırmak kaldı. Makyajdaysa Ayşegül Kartal der ki 3 malzemeyi alın, gerisini atın. Ne diyorsun Ayşegül? Evet, bugün 3 malzemeyle makyaj yapmanızı istiyorum. Öyle malzemeler seçmelisiniz ki mesela benim modelimin göz altını kapatmadan olmaz. Benim modelime renk olmadan olmaz. Benim modelim limensiz olmaz. O yüzden malzemenizi çok dikkatli seçin. Bir malzemeyi birkaç yere kullanacakmış gibi seçin. Ve modellerinizi en iyi görünce makyajları bize 3 malzemeyle verin istiyorum. Başarılar. Modellerinizin yüzünü artık çok iyi tanıyorsunuz. Hangi malzemeleri seçip seçmeyeceğinizi bence biliyorsunuz. Peki Tuğba'ya bakınca nasıl kıyafetler seçmeniz gerektiğini anlıyor musunuz? Hemen göstermem lazım. Ay çok güzel. Efendim. Şimşirik seni. Görelim. Aa, oradan gelmen lazım. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah ama bir şey göstermem lazım Gözde'cim.
Benim puantiyem yüzümden başlıyor. Gördüğünüz gibi bir puan. Evet. Bir puantiye burada. Sonra ayakkabımda devam ediyor. Bakın mesela buradan da ayaktan baktığınız zaman. Oradan. Ve gördüğünüz gibi taç, küpe, her şey puantiyeli. 1950'lerde başladı biliyorsunuz. Çok nostaljiktir puantiye ve günümüzde de hala modadır. Puantiyede lütfen aksesuarlara da dikkat edin. Taçlar, küpeler, kolyeler, artık neyle kombinlersiniz bilmiyorum. Hepinize başarılar. Arkadaşlar 5 puanlık değil, 10 puanlık değil, 100 puanlık kadınsın Tuğba. Çok teşekkürler. Ve Muammer Ketenci. Ve tıraş, tıraş, tıraş. Saç ve makyaj için toplamda 80 dakika süreniz var. Giyinme odasına gidip kıyafetleri, aksesuarları, ayakkabıları seçmek için ise sadece 5 dakikanız var. Koşun. Kuaförüm sensin. Tek parça bir elbise yapalım ya. Zevksizliğini konuştur hadi. Ya, tamam çok... konuştur. Bu çok büyük bebeğim sana olmaz. Ben şunu beğendim. Tamam ben bunu... Altına ayakkabı Baby'im su. Sen de bu zevksizlikte bunun altına bunu giydirirsin. Bunu giydiriyorum. Nasıl? Ne o? Bileklik, renklerini al. Bir şey söyleyeceğim, bunu koluna bile takabilirsin. Ya saçmaladın iyice. Hayır, güzel. Taktırmayacağım onu. Takacağım, takacağım. Şimdi puantiyeli kıyafet bakacağız. Puantiyeli. Evet, şimdi mesela saçının rengini düşünerekten gideceğiz. Şu nasıl? Çok mini oldu. Yok, mini değil ya, sevemedim. Bence çok güzel. Bence hiç bakma. Çok güzel. Hiç bakma, evet. 10 numara. Bence çok güzel. Bunu bir altına bir şey. Bunu ayakkabı bakalım. Yok, yok ya. Takı bakalım. Şu nasıl? Olmaz. Tamam, o kalsın, istemiyorum onu. Tamam, çıkalım. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Bakayım. Nedir bu? Fantili işte. Yok ya, o da bornoz gibi, bornoz gibi duruyor aslında. Siyah kömlek nasıl? Siyah kömlek işte, klasik. Tamam, bunun altına fantili bir şey bakalım. Nasıl? Bakayım. Hı, olabilir, evet. Bunun altına ayakkabı, hiç geç kalmıyorum. Aa, şurada fantili ayakkabı var, bakın. Olur mu sence? Ha? Kırmızı bir de. Olur mu sence? Renk farklı. Şu. Bu olur. Bu olur mu? Bence ya, olur değil mi? Ha, 8 mi basit? 8 evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu gömleği o kadar ağır ki. Bu olmaz. Hayır, bir şey yapalım diyorum. Bu olsun demedim yani. Şöyle ne bileyim. Şu küpelerden alalım. Sen şimdi ne bakıyorsun? Şunu mu? Yok ya, çok abartı olur. Doğuma gidiyormuş gibi oldu ya bu zaa. Olmaz ya. Yani. Yine de yanımıza alalım mı? Uyan bu mu, o mu sence? Hangisi uyuyor? Bu uyuyor. Bence o daha çok uyuyor. Evet, bu uyuyor. Yine de yanımıza alalım, takacağımızdan dolayı değil. Hadi hoşça kalın. Bir bakayım mı? Öyle. Puantiye, puantiye. Altını puantiyeli etek. Ama bu dar olacak sana. Bu hayır. Evet, stiletto. Üstüne bir şey, o olur mu? Bence bunu bağlasın içine bir body. İçime var. Body tamam, var zaten. Tamam. Ayakkabı üstünden bakalım. Şu var. Bak onu. Onu bak. 337. Bence önü açık. Sana olur. Olur. Tamam. Al bunu. Tamam. Tamam o zaman. Tamam. Hadi tamam. Kuaförüm sensin. Hadi gelin bakalım kuaförler ve modeller stüdyoya. Size ayrılan süreniz başlıyor. 5, 4, 3, 2, kes, kes, kes. Hayat. Eğlendin mi? Senin kuaförün bu saçı kesti. Benim annem bu saçı çok beğenmiş. Şaka yapıyorsun.
arkası çok kısa. Ne ense toplanmayacak bu. Bak sen çok mutsuz. Oradan mutsuz fark ettim. Mutsuz değil. Beni ilgilendirmiyor. Ben bu saçı ben kullanacağım. Aynı modeli kesiyorum ben, aynı. Modelinde saç kalmadı Taner. Hani yapacaksan yap bir şekil. Bitir. Ağlıyor. Şunu görüyor musun? Bu çenenin altında değil. Çenenin altı bura bak. Çene nerede bak bak. Bak. Tam boynun şurası mı? Aşkım. O küt küt normal. Bak, tamam, şu boyun hizası nereye geliyor? Hizası. Aynen böyle boyu. Tamam şu. Bak, tamam bak. Bunu burada göster bana. Şu. Şurada. Ha? Evet, ha, çenen nerede, o nerede? Bir defa kısa göreceğim kendimi bu kadar. Gerçekten mi? Evet. Çok uzun zamandır mı uzun saç kullanıyorsun? Asla bu kadar kısa kestirmemiştim. İlk olacak. Yani bu da aslında çok kısa bir model değil. Bak bir şey yani söyleyeyim mi? Aslında senin yüzün oval. Her modeli kaldırırsın. Yani bu çok avantajlı bir yüz şu an senin için, biliyor musun? O yüzden sana Adnan Hoca daha kısa, daha marjinal kesimler verebilirdi. Ama vermedi. Şu an bu bizim için bir şans. Çok kısa değil mi? Aslında çok kısa değil, biliyor musun? Yani normalde bizim sene daha önce hayal ettiğimiz modele birebir çok benziyor. O tek farkı daha uzundu. Onun arkası uzundu. Bunun arkası yine çok fazla bizim oymadan. Şurada falan olacaktı. Oymadan yine modelimiz aynı. Yani hayalimiz de aynı. Hani burada çizdim ya sana. Evet. Boyut bak, görüyor musun? Benziyor zaten. Aynısı işte. Yani önce yüzü çizersin. Ondan sonra kareye oturtursun. Bu da o şekilde oturtmuş. Çok beğendim ben. Hem çok kısa da değil. Evet. Ve kendimi senin ellerine güvenle bırakıyorum. Bakın çok güzel çıkacaksın. Emin ol. Başlıyor muyuz? Koy, tamam, nokta koyuyorum. Ya saçma mı bebeği ya? Koy bakacağım. Hazır mısın? Evet. Ağlamayacaksın değil mi? Yok yok, kes. Tamam, kesiyorum. Aa, kesti vallahi. Vay vallahi gitti saç. Bayağı kesti. İsmail, senin modeline ne alakası var onun? O saç nerede? Sen çok kısa kestin onu. Hayır, çok kısa kesmedim. Gerçekten. Ya Taner saçmalama, bir modele bak, bir buna bak. Tamam bak, ben oradan görüyorum. Demorize etme. Bak. Aşkım dokun elinin arkana. Bak daha enseninin ne kadar altında bu saç. Şurada kesti. Bak, yalan ama söylüyor. Ama o dalgalı olduğu için öyle yalan çekiyor. Yalan söylüyorsun Taner. İsmail çok kestin kızın saçını. Aha, şu an kimin kesimi oldu? Hadi bilin bakayım şu an. Eğ bakayım biraz başına. Hiç yabancılık yok. Yabancı geliyor mu size bu saç? Yok, bu falan iyi Taner. Hadi bu iyi hiç mi? Bu, bu iyi, bu iyi. Bakmıyor hiç. Bak, 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 bak. Hayatcığım. Söyle Taner, söyle. Sesin çıkmıyor. Ben seni anlayabiliyorum. Böyle durumlarda, böyle kesimlerde kimseyle konuşmak istemiyorsun. Ben mi? Direkt kendini böyle canım kesime benim, vermek canım benim, sen beni istiyorsun. Bir izle. Bak, 8 birinciliğin var. Bana bulaşma. Bulaşırsan kötü olur. Yapma yani. Koalisyonlarla yapılmış birincilikler. Geldiğimden beri hep benimle uğraşmaya çalışıyorsunuz ama uğraşacak bir şey de bulamıyorsunuz. İsmihan. Efendim canım. Neden beni sevmedin? Aslında seni sevmiyorum değil Hayat. Ama açık konuşayım sana. Çok net olacağım şu anda. Ama buraya geldiğiniz ilk günden beri biz burada hep beraber yarışıyoruz. Dışarıda evet. Da içeride de evet. Çok saçma bir egonuz var. Çok iğneleyici. Bende ne gördün? Nasıl bir ego? Sen de nasıl bir ego gördün? Konuşmama izin verir misin? Çok iğneleyici, değişik bakışlarınız var. Ve asla kendinizden başka hiç kimseyi, hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Kendimi beğeneceğim, kendi yaptığım işi beğeneceğim. Ben bu tip davranışlarınızdan dolayı senden elektrik almıyorum. Ben sizi izlediğimde ya da ekranda gördüğümde böyle değildiniz. Ama burada gördüğümde gerçekten çok farklısınız. Ben sana katılmıyorum daha ilk gün buraya geldiğimde. Bak ben sana daha düşüncelerimi açık söylüyorum. Dün Özlem'e de söyledim. Apo size işte hep bir verdi diye siz bize iki vermişsiniz. Ama biz o taraftan bir elektrik alamıyoruz ki. O kadar kötü bakıyorsunuz. O kadar iğneleyici bakıyorsunuz. Öyle konuşuyorsunuz. Ego tavan, ego. Yani burada egoyu boş ver. Ne yapacaksın sen egoyu yani? Ego güzeldim ya. Ego niye rahatsız ediyor sizi, anlamıyorum. Herkesin egosu kendine, beni ilgilendirmez. Ama gerçekten rahatsız edici tavırlarınız var. Benle açık alakalı. Açık söylüyorum. Benle bence, alakalı bak, en ufak. Bence dikkate alın.
Burada hep beraber vakit geçiriyoruz. Bir haftamız bizim burada geçiyor. 5 günümüz bizim burada geçiyor. Arkadaşım sen bana... Ben bu şekilde tartışmalı kavgayla geçsin istemiyorum. Ben 20 hafta buradaydım ve hiç bir arkadaşımla sizinle yaşadığım sorunu yaşamadım. Çünkü biz ilk geldiğimizden beri bizim gücümüz o kadar etkilemiş ki... ...hep böyle onları puanlarla bastıralım diye uğraşıyorsunuz. Hayat, ben kesinlikle katılmıyorum. Hayat, ama onların kabul ettiği şeyi biz kabul etmediğimiz için oluyor sorun, anladın mı? Edeceksin. Doğru olan bir şey koalisyonu edeceğim. Koalisyonu niye kabul edeyim ya? Ama biz koalisyon yapmadık ki. Yapıyorsunuz. Yapmıyoruz. Yapıyorsunuz. Ya şahidin var mı veya burada en ufak... Ben gelip size koalisyon yaptım mı? Yaptın ya durduk mı? Yere sana bir şey söyleyeyim. Durduk buradan. Yere alamazsın onu. İşim nasıl hayat, alamam sen ya? Sen de beni kandırma, ben de seni i̇zle, kandırırım yani. İzle. Yaptıklarımı ya, izle. Yani. Ben öğrendim diyorum sana öğreneceğimi. Neyi öğrendin Taner? Yani burada... Sen bana 5 ver, ben sana 5 vereceğim deyip de geldin vermediğiniz yarışmacılar oldu burada. Geldim yani. Mi sana? Hı? Böyle bir tavır aldınız mı benden? Anlayamıyorum sizi. Ya tavır almadım da mesela alttan onu ima etmeye çalışıyorsun. Yazık Taner, ben bu şekilde konuşanları çok zayıf buluyorum. Belki de egom bundandır. Siz geldiniz burada kaliteden bahsediyorsunuz. Dediniz ki biz kaliteliyiz, ondan sonra... Kaliteliyiz, ne yapayım? Hepiniz kaliteliyiz. Derseniz, ben sana kalitesiz demedim ki. Biz... Yani farklı tepki bekleyin yani. Farklı tepki geleceğini bekleyin karşı taraftan da. Biraz daha naif, biraz daha güler yüzlü olmanızı tavsiye ederim. Benim yapım bu. Yani ben her dakika bilen biri değilim. O zaman beni niye sevmeyeceksin diye sorma. Benim ben burada hayatımda kimseye kendimi sevdirmeye çalışmıyorum. Ama tavrınızı merak ediyorum. Sevip sevmemen çok umurumda değil. Ama tavrınız çok farklı. Yani kaliteden falan bahsediyorsun. Tamam kaliteli olabilirsin. Niye benim kaliteli olmam ama sana bu bak, kadar insan dokundu? Olarak, insan olarak kaliteli olabilirsin. Ama sanatta kalite göremiyorum. Neden biliyor musun? Ya niye ben konuşuyorsun? Bir defa seni neden ben konuşuyorsun? Bir ya 20 haftadır buradayım Taner. 8 gördüm, birincilik kestin, almışım. Gördüm, kestiğin saçı da gördüm. Yer süpürgesini biliyor musun şu yerleri süpürülen? Hangi? Kızın saçının arkasını aynısını yapmıştın ya. Sen kaynak kestin mi burada? Evet kestim. Bob mu kestin kaynağı? Sorar mısın Atan hocama? Evet modelimizin kestim. Modelimizin verseydi ki ertesi gün verdi ve birinci oldum Taner. Onu da yarın ben yani sana listeleyeceğim. Yani kestin saçı da gördüm ben hayat. Ay ne kadar hafızanızda kalmışım ya. Ne kadar başarılı biriyim ben ya. Unutmadım. Ne kadar. Unutturmayacağım. Unutmadım. Unutturmayacağım. Ben ne yapmalıyım? Hayat. Eğlendin mi? Eğlendin mi? Ben de yarın 8 birincilikte aldım. Kesimleri getireceğim o Taner. O pantolonlar vardı ya. Unutmadık, unutturmayacağız bunu diye. Bunu gösterenler gitti buradan Taner. Unutmadık, unutturmayacağız diye bir şeyler vardır ya şöyle. Unutmadık, unutturmayacağız diye. Hayat Taner, bu, hatırladın bunu mı? Elinde dolaştıranlar hep gitti başarısız hatırladın olduğu mı bunu, için. Bu olayı. Kendi başarısızlığını onunla örtemezsin Taner. Bak durdum modeline göstereyim ben göster, seni bunu. Göster. Modeline göstereyim. Herkes bak, onu yaptı, herkes senin onu yaptı. Kuaförün bu saçı kesti. Çok güzel. Benim annem bu saçı çok beğenmiş. Çok beğenmiş. Ama bak kim beğenmiş? Ama annen. Ama annem beni 18 liraya taş çıkartan marjinal bir insandır. Bunu annen mi beğendi? Evet. Ama bak diyorsun ki annen sen değil. Sen keser misin Türkiye, bu saçı? Annem bak, benden daha genç. Türkiye piksel kesimi bununla bildi biliyor musun? Nasıl yani? Herkes piksel mi? Neymiş Türkiye o falan kesim dedi bilmesin yani. Bilmesin bununla bilecekse gerçekten. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Göremezsin. O bağlamaz bir şey. Gerçekten yemin ederim annem yalan söylemiyorum. Annem bu saçı annen. Çünkü kendisi çok marjinal bir insan. Ya bu kesim marjinal mi? Ya her sokakta göremeyeceğimiz bir şey. O modelin kocasının saçını çok beğendi. Burada itiraf etti. Bu kesim marjinalmiş arkadaşlar. Evet marjinal. Dur Çetin abime soracağım. Adaletlidir o. Kesim her yeri bak, kesimiz Çetin ne abi, ki, sen olsan ya. Ya da annen olsa, ablan olsa bu kesimi görsen saçlarında ne dersin? Allah'ın doğramışlar sana derim. Bak ne diyor? Doğramışlar derim diyor. Ama marjinal ne demek? Şöyle, her gün görmediğimiz bir şey. Gerçekten bu saçta kaynak var ise... Ben kaynaklı saç bak, kestiğim için söylüyorum. Çünkü kaynağın tam bağlı olduğu yerle kesildiği yer isterseniz kalkar. O kuafördür anlayamaz. Orada bob istediler. Kaynağın yerine canım, bakar mısın? Canım neresi bob ya? Olmadı ki. Bak kaynağın yeri burası. Görüyor musun? Orada Taner sen kuaförsen anlarsın. Anlamıyorlar. Benim kestiğim saçı görebilir miyiz? Orada benim, yanlış tamam olan ne biliyor musun? Benim kestiğim saçı da göstereceğim size. Kaynaklı olan saçı kızın saçları buradaydı bak. Görüyor musun? Buradaydı kızın saçları. Ne kadar kestin? Ve kaynaklarını... Ne kadar kestin? Bak ben burada örgüyü yapamadım. Örgüyü yapamadım tamam mı? Neden biliyor musun? Sırf kaynaklardan dolayı yapamadım. Ve o saçı da kestim. O kesimi de çıkaracağım ben size. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada eksik olan bir şey söyleyeyim mi? Beni dinliyor musun? Yok konuşma ya. Dinlemiyor. Bence konuşma. Taner. Ukala. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Orada eksik olan ne biliyor musun? Ay dur ben bunu masamdan kaldırayım şimdi benim kestiğimi sanarlar. Kestikten sonra
arka tarafın boncuklarını çıkartmaması. Çıkartmış olsaydı o kötü... Zaman... Çetin abi sen anlamıyor zaman musun? Zaman verilmedi. Ben de kestiğim zaman için verilmedi. Biliyorum zaman. Diyorum. Ben de kestiğim için biliyorum diyorum. Bana göre hayat egolu değil, özgüvenli. Taner ile İsmihan korkuyorlar, bu yüzden yükleniyorlar. Sanki burada olağanüstü işler çıkarmış Taner Bey. Evet. Eline almış hayatın kesimi. Evet. İsmihan buradan elenmeden beni sevecek. Ne? Ne? İsmail elendikten sonra beni sevecek. Kim? İsmihan. Neden elendikten sonra? Elenene kadar beni seveceksin eminim yani. Elenene öyle... kadar seni seveceğim. Evet. İçimden geldi. O bakışlarını falan belki değiştirirsen, belki daha bakışların sıcak davranırsan. Ben senden hani... konuşmanı değiştirmeni istiyor muyum? Bu çok yanlış bir şey. Niye ben ama yanlış ve soğuk konuşmuyorum ki senin gibi? Benim bakışım sana özel değil. Benim duruşum o. Senin için de bu yaştan sonra değiştiremem. Ne kadar kasaladın Taner. Yok aşkım, arkasıyla ön uzun bak. Ya ama hepsini aynı hızda keseceğiz demedik mi? Hepsi bu hizada olacak demedik mi biz? O demedik, bu modele doğru geçeceğiz. Öne doğru uzun, kısa Taner, değil. Taner ya arkası çok kısa, ne ense toplanmayacak bu. Ya Gülen bir toplar mısın? Bu neresi toplanmıyor? Bakar mısın? Bak neresi toplanmıyor? Islak şu an. E tamam toplanır, koruyunca da toplanır. Ya sen hepsini aynı hızda keseceğim demedin mi şu öndeki gibi? Aynı böyle geliyor ya. Ya burayla burayı aşkım, aynı kesmeden o zaman şey yapamam ki. Ya niye o zaman aynı diyorsun önümde aynı, arkasında? Aynı böyle geliyor. Bu ön... Ağlama. Bir şey yok. Ağlamayayım mı? Ağlama. Ağlamak istersem senden öğrenirim. He? Hı hı. Tamam. Ağlamak istersen yanına gelirim. Duygusallar var yani. Harikasın. Sende çok fazla var ya, verirsin biraz bana. Veririm tabii bir tane. Aha, tamam. İste yeter ki. Tamam. Bakalım Adnan Bey sizin kesimlerin modellerle birebir olduğundan emin olacak mı? Bir yakından görmek ister misiniz? Tabii hemen. Bakalım. Adnan Bey, bugün kepeğe karşı bir kür tarifi vereceksiniz değil mi? Ya aslında kürden ziyade hani bir karışım yapmayacağım bugün. Ama bir uygulama tarif edeceğim. Birkaç böyle doğal materyallerle inşallah şifa alır. Çünkü evet. Kepekten çok kişi müzdarip. Güzel bir fikir olursa ne mutlu bana. Merakla bekliyoruz. Şimdi bak saçın toplanıyor mu dedi. Evet toplanıyor. Az bir şey de toplansa dedin toplanıyor. Şimdi şey yapma bana Taner, yani. Kestirmek istemiyorsa söyle yani. Hani ben şey yapmam yani. Puan da kaybederim yani. Sorun. Sen kestin artık. Daha neyini kaybederim diyorsun? Tamam o zaman neyini zamanımızı harcamıyor tamam, o zaman. Tamam sen biliyorsun. Ah Taner bak Taner. Niye dolaştığını şimdi anladım. Neye mi dolaştın? Modelini o kadar üzmüşsün ki oyalandırıyorsun. Üzmedim ki. No. Gayet hiç üzmedim bile yani. Bak sen çok mutsuz. Mutsuz oradan fark ettim. Mutsuz değil. Mutsuz musun? Düzeltecekmiş. Zaten yüzü uzun. Hı-hı. Niye bu kadar kısa kestin bak, ki? Bak bu modele göre. Tamam mı? Bununkisi oval. Hı. Bunun modelin tamam. Yüzü dikey dikdörtgen. Tamam. Zaten çenenin altında. Oval. Zaten çenenin altında. Ama modeller verildiği zaman Adnan aynen. Bey modellerimizin evet. Yüzüne gideceği şekilde aynen. Kesmemiz gerekiyor. Aynen. Buna bu gitti mi? Evet gidiyor. Asla gitmedi. Evet gidiyor. Çirkinleştirdin. Sen şimdi benim modelimi için modunu düşürmeye çalışıyorsun hayır, ama hayır. Yanılıyorsun. Oval yüz sen ya. Sen kendininkine bak. Oval kızın yüz. Suratına bak. Bak neyi, suratına ne var bak. Kızın suratında? Alnını kapattın yüzüne bak. Niye yaptın? Evet. Ders niye verebilirim. Yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Alın geniş. He. Değil mi? Yüksek sen mi bir yüzü ona? Var. Değil mi? Modeline bakabilir miyim? Seni çok gösterir. Kötü yapıyor. Devam ettirme i̇nanma, bence. İnanma modunu düşürmeye çalışıyorlar. Hiç de düşürmüyorum. Hayat bir de şimdi geldi, bayağı bir moral bozdu. E tabii. Şimdi o yüzden, ona kat da verecek. Şimdi modelde görmüyor ya aynada da kendisini tabii. Korkuyor. Ama kat da var ya, kısalıyor ya. Ya ben sana dedim ki çenem de bana yakışmıyor. Aşkım bu ya, modeli verdiyse gibi. Bu modeli kesmek zorundayım ya, ben. Ya bu çene nerede? Bu saç tamam, nerede orada. Ya? Ben de aynı şekilde yapacağım. Aynı şekilde yapacağım. Bitti mi kesin? Niye şimdi boş boşuna yani millet iş yapıyor, geri iş yapıyor? Milleti yapmıyorum. Ben önemliyim burada ya. Bu saçı ben kullanacağım. Ne yapayım milleti onlara ben? Onlara laf veriyor. Beni ilgilendirmiyor. Ben bu saçı ben kullanacağım. Aynı modeli kesiyorum ben. Aynı modeli.
Bu saç da bana hiç yakışmayacak yani, emin ol bundan. Sen öyle zannediyorsun. Ha, göreceğiz. Sen ben de. Daha önce kestirdiğim saçı benden dur, daha mı iyi diyorsun? Evet, bugün kepekle ilgili biraz fikir vermek istiyorum. Kepek aslında her insan vücudunda olan bir mantar türüdür. Bu bazı kişilerde yağlanmadan dolayı bu mantar oluşur, bazı kişilerde de kurumadan dolayı olur. Kepeğiniz var, şuna ilk önce karar vereceğiz. Saçım yağlı mı cildim, kuru mu? Bunu ilk önce belirlememiz lazım. Fakat kullanacağımız ürün aloe vera yağı. Özellikle kepek belirli bölgelerde daha fazla olur. Mesela kimisinin şu kafasının arkasında olur, kimisinin önlerde olur. En yoğun olan bölgeye bir pamuk yardımıyla aloe vera yağını sürüyoruz. Hatta kulak çubuğuyla da olabilir. Aloe vera yağını sürüyoruz. Yaklaşık bir yarım saat, hatta gece yatıp üstüne, sabahleyin kalktığımızda saçımızı ıslatıyoruz. Mümkünse kaya tuzu, doğal tuz. Mümkün değilse, kaya tuzu mümkün değilse, tuzu, normal bildiğimiz tuzu, saçımız ıslak olduğu için saç köklerine ekiyoruz. Ve onunla hafif masaj yapıyoruz. Sonra, işte burası çok önemli. Eğer saçınızda yağlanma varsa, saçınızı sarımsaklı şampuanla yıkıyorsunuz, yağlanmayı azaltması için. Eğer cildiniz kuru ise, bebek şampuanı veya free shampoo dediğimiz, içinde sodyum sülfat, paraben olmayan saf bir şampuanla yıkıyoruz. Böylece kepeklerimizden de arınmış olacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sabahtan beri benimle dalga geçiyorsun. Modelinle sorun mu yaşıyorsun Taner? Yok, sorun yaşadım. Bak, kim söylüyor? Çok mutsuz, hala kesiyorsun. Modelinle de konuşmuyorsun. O şimdi sonucunu merak ediyor, anladın mı? Evet. Yani şu an bir şey yok. Bugün aynaya baktığın zaman gerçekten kendini mutsuz hissedeceksin. Çok samimi söylüyorum. Nereden buna hemen kanat getirdin? Nereden? Yüzüne göre kesmedin bir yüzüne kere. Yüzüne göre kestim. Kesmedi. Aynısını da kesiyorum. Kesmedin. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hayatın bak ne kadar yakıştı kıza. Ne oldu? Aa, kıza çok yakıştı abi. Çok iyi ya, oldu. Kim seçti? Kim tabii seçti? Ki. Ferman Bey. Küt değil yani, değil mi? Tamam. Şu gerçekten küt değil yani. Tamam. Modelinde saç kalmadı Taner. Hala kesiyorsun. Bak, o kız çok mutsuz olacak. Olmayacak. Şu küt değil mi Taner? Şu küt değil mi yani? Hayır, çenenin altında, iyice altında. Tutar mısın? Tamam, tutar ıslak mısın? Geziyorum. Ben günlük zaten ıslak kullanıyorum saçımı. Ama toplanmasına takıldığına göre arka yok hatları veremeyecek değil mi Handan Bey? Bilmiyorum ki. Bence veremez. Çünkü kız şu anda arkadan topladığı saçınla avunuyor. Taner onu bir şekilde keser, merak etmeyin siz. İnşallah. Ne ya? Üç numaraya vur daha iyi yani. Canım abartma lütfen ya. Ya şu saçla ne alakası? Hiç beklemezdim senden böyle bir şey ya. Nereye ya? Ya şurada ya. Şu an şu, baksana şu. Aynı boyda. Aynı boy. Ya bu saç kuru, benim saçım şu an ıslak. Ya tamam. Islak oldu halde bunun şurayla ne alakası var? Düşün ıslak. Yapma, o beş santim daha çekecek bunu. Anladın mı? Ben bir şey demiyorum. Yap. Hiçbir şey demiyorum. Çoğu yap diyor bana ya. Benden sanki benim şavar burada ihtiyacım mı var? Benden ekmekle beklemeyin. Bu şekilde. Tam bırak o zaman, kesme. Zaten bitti yani, kesmeyeceğim de. Kesme yani. Daha kesecek bir şey kalmadı zaten. Ben şov yapıyorum burada zaten. Ben sen yapma, ya böyle düşünüyorlar. Düşünecekler. Ben şu an mutsuzum. Diyecekler ki niye geldim? Bunun kesimi zaten yapılacağını biliyorlar. Niye gidiyorsunuz o zaman? Diyecekler. Zaten bu kesim olacağını biliyorsunuz. Ama saç biliyorsun. Bırakma kafamda diye gelmedi Taner. Hayat, sen kendi işine bak ya. Baktım, benim işim bitti. Sen kendi işine bak ya. Taner bugün benim eski kestiğim saç modeliyle eğlenmeye çalıştı. Taner, o kaynak saçtı. Sen normal saçı kesemiyorsun. Etme bulma dünyası. Bir de seyirciler diyecek ki kartonu almış, elinde geziyor. Ne çıkaracak acaba? Modelini anlattı ya. Sen seyircinin ne diyeceğini nereden biliyorsun? Ya kendi kendine konuşup orada bır 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 konuşup duruyor ya. Sen kendi İsmail, işine baksan Allah'ını seversen. Neden bu kadar savunmaya geçiriyorsun kendini? Anlamıyor, anlamadın. Onu mu savundun? Onu savunmuyorum. Ben bir şey dediğimde de seyirci sana şunu diyecek, seyirci sana bunu diyecek. Sen seyircinin ne diyeceğini nereden biliyorsun? Sana ne? Sürekli seyirciye oynamaya başladın sen de.
Seyirciye, bak, seyirciye, seyirciye. Bunlar hep Fuat'a bir şeylerin başkanı ya. Bugün de hayat seyircinin ne diyeceğini belirleme komisyonu başkanı. Aynen öyle. Çünkü bizi seyirci izliyor. Kim izleyecek bazı zaten seyirci izleyecek. İsmi Hanım boyunu güzel belirledi. Ama katları bakayım nasıl verecek bilmiyorum. Çünkü onun saçında kat olmazsa çok düz, öne doğru uzun bir şey olur. Kesim olmuş olur. O katlarla o saç güzelleşecek. Arkadan öne doğru uzayan katlar olması lazım. Taner. Efendim canım. Bugün de yanlış deyim kullanma bak. Ne gibi? Deyimleri hep sen yanlış anlıyorsun ya. Evet. Taner'in öyle bir özelliğini fark ettiniz mi? Tabii ki de. Ve nasıl ben bunları... Yani? Liste haline getirdim. Nasıl? Taner'in yanlış anladığı deyimler. Evet. Bölümümüzün başlığı. Taner'cim. Efendim canım. Demirbaş olmak bir ya da bir kimsenin üzerine kayıtlı bulunan yitirilmemesi gereken eşya. Heh. Yani orada olmaması yani yitirilmemesi gereken eşya demek. Peki sana göre demirbaş olmak neydi? Taner'e göre demirbaş olmak kafasına demir takıp gelmek. Evet, ne olmuş? Buranın demirbaşı benim. Ama çok komik, gerçekten ne olmuş? Komik. Evet, ben buranın demirbaşıyım. Yanlış anlıyorsun Niye deyimleri. Niye yanlış anlayayım? Orada başa çorap örmek, bak onu da söyleyeyim. Bir kimseye haberi olmadan kötü durumu soktuğu davranışta bulunmak. Alt etmek, plan kurmak. Taner'e göre yün ip ve şiş ile örgü örmek. Ben sizin bu hafta başınıza teker teker hepinize çorap öreceğim. Bak bu da demirbaş olmak. Evet, demirbaş. Borusunu evet. Öttürmek, bu benim favorim. Aynen. Sözü geçer olmak, dinler olmak. Evet. Taner'e göre su borusunu üfleyerek öttürmek. Benim iş yerimde benim borum öter. Öttür bak nasıl öttüreceğim. Burada o zor olan şeyi söylüyorum ben zaten. Hani öttür bakayım diyorum o yani. O boru bu boru değil işte tamam. Taner. İşte ben de o boruyla öttürsün diye Hayır diyorum işte, yani. Hayır işte o boru bu boru değil. Senin anladığın boru bir hangisi? Bir de şey var. Çetin ceviz. Bir konuda yola getirilmesi, uzlaşılması güçlü ne yaptığını bilen kimseye denir çetin ceviz. Evet. Taner'e göre kırılması zor olan ceviz. Bunu çok düşündün mü? Hayatcığım bak senin için de bir şey yazdım. Bunları çok düşündün mü? Düşündüm tabii. Bak senin cevizini de kırarım git. Aa bak korkuyorum. Bak senin cevizini başıma de kırarım. Başıma çorap örersin diye korkuyorum. Başına çorap örerim başıma git. Başıma çorap örerim diye korkuyorum. Düşündüğümüze gerek kalmadı Taner. Hepsini Aynen. yaşadık biz. Başıma çorap örer diye korkuyorum. Dişine göre olmak, gücünün yetebileceği ya da başarabileceği durum. Anladın mı Taner? Anladım canım benim. Senin ağzına göre ben diş buldum. Şimdiye kadar diyorum geldin geleli göremedim iş, ağzına göre diş. Taner'e göre takma diş vermek. Taner'in modeli var ya hani zorla sanki getirilmiş gibi oturuyor orada. Ay bir görsen suratın triplerini. Ağladı ağlayacağım. Hayır hep böyle geldiğinden beri böyle sürekli mutsuz. Bedbaht. Öbürü de böyleydi hatırlıyor bu musun? Bu ne abi? Bu Trabzon. Mutlu değilim. Gül. Ay gülme. Gülmeyeceğim. Güzel. Kılıfına uydurmak. Evet canım. Hayatlar yapıyor ya. He. İşte bak onun gerçeği ama sen yanlış anlıyorsun. Ya. Uygun olmayan modelin bir şey. Ağlıyor, modelin ağlıyor. Kendine gel ya. Kuaföre bak. Modern hakikaten ağlıyormuş. Evet. Tövbe ara. Bence ağlattılar. Benim modelim gülüyordu. Ağlıyor. Kim ağlattı? Sen ilgilenmediğin için ağlıyor. Dedim biraz gül. Biraz gül dedi. Dedim biraz gül. O da mutlu Baktım, değilim dedi. Ben mutlu başladı. Değilim dedi. Ağlamaya başladı. Çetin abi. Çetin abi. Taner kes artık. Taner bitir de gidil. Hani yapacaksan yap bir şekil. Bitir de gidelim. Şeye geldi, kuaför salonuna geldi hanımefendi. Bak gülüyorlar sana. E gülsünler, anladın mı? Ya bu şey, değil aynısı, bu. Aynısı. Bu değil diyor ya Allah'ım. Ya nereden biliyorsun? Ya bu kuaförler bu çok ya. Vicdansız bütün saçları kesiyorlar. Bu ne ya? Toplanmıyor bile. Çetin abi kesimi bıraksana. Hala ağlıyor. Gülüyorsun. Taner hala gülüyorsun. Benden duygusallık aldı. Az evvel ağlamam diyordu ya. Yoksa gelecek mi? Ben ağlamam demedim. Bana sallama. Ben ağlamam demedim. Ağlaman dedin az önce. Ağlamam demedim. Ağlıyor musun şu an? Ağlamak istersem yanına gelirim dedim. Tamam ağlayacağım. Ama bana sallama yani. Bana gel sallama. Ağla. Sallama bana.
Niye sen bebek misin ben seni sallayayım? Sallama sallayayım bana. Modeline sen kendi modeline uğraş bakar mısın? Ama Zahra Kılavuz en az onun kesildi. Aynen ya. Aynen öyle ya. En az saç onun kesildi ya. Canım. Uzun. Tamam, bundan tamam, uzun. Hadi. Bundan hadi, uzun değil, tamam mı? Hadi, tamam. Bir şey yapma, üzülme. Tamam, üzülmem. Tamam, hadi. Affettin beni gerçekten. Tek başınıza çalıştığınız süre bitti. Makasları, tarakları bırakın. Saçlardan, modellerden uzaklaşın. Lütfen makyaj için sizi içeri alın. Olunca sen bir küçüldün, yandın, bittin, kilo eridim, oldun. Eridim, bitiyorum. Niye böyle abla eridin? Bu kadar kötü makyaj yapıyorsun ki. Korkunç ötesi. Bununla fondöten süreceksin. Üç malzeme veriyorum. Bak aşkım bununla... Bununla aldık da... Hayır, bununla fondöten. Kabul et. Baksana ıslakken toplanmıyor saçım. Bak arkada şey... Bittikten sonra, aynada kendini gördükten sonra ağladığına üzüleceksin. Çünkü yemin ederim aynı saç. Hayır. Yemin bana ederim. Bana dediği yer şurası. Bura nerede, şura nerede ya? Bana dediği yer şurası. Ama tamam. Kestirik özellikle sordum. Asla hayır. Tamam, beni dinle o zaman. Sakinleşme. Bu değil, baksana saçım ıslakken bak, benim toplanmıyor. Saç tamam, Nur. Toplanmıyor. Nur, bebeğim. Bak şimdi. Benim saç uzatmak için kendime kullandığım bir kürüm var. Sana onun tarifini veririm. Özellikle ona ayda 2-3 santim uzatıyor. Çerenle saç çakışmıyor. Tamam aşkım, bunun bir çözümü var. Ağlama. Kurban olurum senin gözyaşına. Ben ağlıyorum anneciğim. Farkında değilmiş. Farkında değil. Ben bile sonradan fark ettim. Söyleyince onlar fark ettim. Çünkü saçların önündeydi. Yoksa kanar bu konuda çünkü kesinlikle şey kalmaz sana karşı. Aynı boyda, bak gösterdi, kurutunca da göreceksin. Burada aynı boyda. Kurutunca kısalacak, daha da kısalacak. Toplanmıyor, bak aslında toplanmıyor diyorum sana. Ben tamam, bunun bir çözümü var sana yemin ediyorum. Bir ayda sen burada diyorsun ya, buraya gelir o saç. Söz veriyorum sana, kendi ellerimle yapar getiririm sana onu. Sinirlerim çok bozuldu. Tamam. Özellikle söyledim ona yani. Tamam, gel sarıl bana. Gel sarıl bana. Sinirim bozuldu. Bebeğim, şey yapma. Şuradan ruj kullanacağız önce. Ona buradan bir renk ruj, fonten ve maskara. Maskara kirpik dibine de koyulup verebiliriz. Böyle bir makyaj yapacağız. Tamam. Biliyorsun konsept üç tane ürünümüz var. Üç ürünü. Ben de seçtim o üç ürünü. Neler? Fondöten seçtim. Ruj seçtim. Rimel. O kadar. Yani toprak tonları çalışacağım mecburen. Güzel olacak. Ay bu değişiklik var ya, sana nasıl iyi gelecek biliyor musun? Gerçekten ben değişikliği çok severim. Ben de severim. Yani böyle siyah yani sarı böyle uçlar falan. Aramak ve gerek yok. Çünkü insanın ruh halini değiştiriyor. Hep evet, aynı, hep aynı olmak sıkıcı geliyor insana. Ama Aslı'ya yazık yani. Hakikaten Aslı şu an makyaja başlayamıyor ya, kızın ağlamasından. Abdullah bitirdi yani. Bugünkü makyajımızda sana nude renkte seçeceğim. Aslında isterdim ki kırmızı kullanayım gözlerinde, yanaklarında, dudağında. Ama kullanamayacağım çünkü dudakların çok güzel. Ama şey küçük olduğu için bunu nude renkle kapatabiliriz. Nude renkle daha dolgun durur. O yüzden nude renkler seçeceğim. Rimel kullanacağım. Üç malzemeyle ne olursa işte. Ama geçiş bile yapabilirim. Bir rujla geçiş bile yapabilirim. Kerem'e bu konuda çok güveniyorum. Çok hızlı Fatma, çok. Çünkü Orkide onu gaza getirdi. Bence tam Fatma'nın konsepti bu. Üç malzemeyle. Zaten normalde de öyle yapılıyor ya. Evet. Fatma abla, sevgililer gününü karıştırdı herhalde. Sevgililer günü yarın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Apo, seni hiç seven biri var mı ya da sevgilin var mı?
Ben asla sizin gibi özel hayatımı burada paylaşmam. Milletin çünkü yok, seni seven, bence seni seven biri yok Apo. Tabii, ben bunu söyleyeceğim, sonra sen burada kullanacaksın değil mi onu bana karşı? Hı. Bence seni seven biri yok Apo. Niye, nereden biliyorsun? Bence yok. Sevgilin günleri mi karıştırdı, bana onu bir söyle ya. Bir gün öncesinden herkesten önce kutlamak, kendini hatırlatmak istemesi bu karıştırmış anlamına gelmiyor. Bu kadar mı? Apo, sen niye kıskandın şimdi bana çiçek gelmesini? Apo, seni niye kıskanayım? Sana çiçek gelmesine şaşırdık. Neden gelemez mi? O bir kadın. Bilmiyorum ki. Senden böyle şeyler beklemiyoruz biz. Seni görünce ben böyle oldum. Ben böyle değildim ki. Nasıldı? Yani ne kadar zarif bir kadındın. Sen kendine benzettin beni. Ama artık sana hiçbir şekilde benzemeyeceğim. Yeni kankalarımla takılacağım. Özlemle mi? Evet. Yani koalisyonu patlattınız mı şimdi? Yok, koalisyon demeyelim de güzel anlaşıyoruz. Güzel yaklaşıyoruz birbirimize. O yüzden güzel anlaşıyoruz. İlk geldiğin gün ona çok eğlendiriyorsun beni diyordum. Çok, gerçekten hala çok eğlendiriyor. Gerçekten çok eğlendiriyor. Ama sen o gün bunu farklı anlamda söylemiştin. Ya Aslıcığım, niye kıskandın beni? Senin bu kıskançlık, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kıskançlık nasıl bir duygudur biliyor musun? İnsanı içten içe eritir eritir. Bunu bir yok edin. Çok kötü bir şey. Kıskanmadım ama Özlem şunu bil. Fatma abla buradaki herkesi patlatır. Yani ona bir şey söylersin, aman bak koalisyon yapmaya kalkarsın falan. Bak Fatma abla bu konularda asla şey değil. Hiç yapmadım. Ben zaten hayatımda hiç koalisyon yapmadım. Asla oralara gelmez. Direkt anında seni burada pıt diye söyler. Geçen hafta da İsmihan'ı söylemişti. Ben koalisyon asla yapmam. Genelde insanlarla iyi anlaşırım. O yüzden benimle ilgili hiçbir sorun olmaz, merak etme. Ben de genelde insanlarla iyi anlaşıyorum ama seninle neden iyi anlaşamadık onu bilmiyorum. Aslıcığım, sen her şey senin yolunda giderse anlaşıyorsun. Biraz ters düştün mü anlaşmıyorsun. Ama şunu bil, benim seninle bir problemim yok. Yani neden benimle anlaşamıyorsun? Benimle aslında herkes çok iyi anlaşıyor. Seninle neden anlaşamıyorum biliyor musun? Sürekli orada ağzının içinde bir şeyler söylüyorsun sessizce ve ben bunu kötü algılıyorum. Ne söylediğini bilmiyorum çünkü. Peki her şey üzerine alınıyor olabilir misin? Peki sen gözüne bakarak bir insanın neden ağzının içinde konuşuyorsun? Bana söylemiyorsan atıyorum. Nereden? Yani ne zaman yapıyorum bunu? Genellikle benimle tartışırken bir konu hakkında, bu tartışma kötü bir tartışmadan bahsetmiyorum bu arada. Normal gelen işte makyajını tartışırken vesaire. Ağzın içinde bir şeyler geveliyorsun ama ne geveliyorsun bilmiyoruz. Sen bence beni düşünmek istediğin gibi düşünüyorsun. Yok hayır, bana ben gördüğüm gibi düşünüyorum. Bana yaklaşmasını bilsen, düzgün yaklaşsan. Ve benim en büyük yeteneklerimden biridir empati. Her zaman karşımdakinin yerine kendimi koyarım. Sende de aynı şeyi yapıyorum ama sana hak veremiyorum. Sen de detaylara takıla takıla asla ağzının içine takılmış değil. Ne dediyse, ne duyduysan ona inan. Niye bu kadar detaylara takılıyorsun? Her şey küçük detaylarda gizlidir. Bunu unutmamak gerek. Aslı, Özlem gerginliğinde tabii ki de Özlem haklı. Çünkü Aslı gerçekten kendi kendine inanmış, her şeye bir oyuncak bebek boyar gibi sadece tek bir makyaj bilerek. Bir kere senin yaşın, tecrüben yok. Ondan dolayı da yani bana göre Özlem senden çok çok daha iyi makyaj yapıyor. O yüzden bence Özlem haklı. Apo, sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında ya, anlamadım. Senin ona söylediğin hakkında mı, bana bir şey mi soruyor? Sen diyorum, sen ne düşünüyorsun? Onun gibi mi düşünüyorsun? Aynı ben sessiz sessiz sana bir şey mi söylüyorum? Evet, hep ağzın içinde bir şey konuşuyorsun. Bize ne dediğin belli değil. Herkes sana herkesin sinirlenmesini ve gerilmesinin tek sebebi bu Özlem. Bu sebep mi? Yani burada dururken böyle böyle mi diyorum? Yok, sen ne yapıyorsun biliyor musun? Şöyle yapıyorsun ya mesela. Böyle yapıyorsun, tamam mı? Mesela bak, aynı hareketini yapıyorum. Mesela bize böyle yapıyor. Ağzın içinde böyle konuşuyor. Böyle yapıyor. Böyle sürekli bir imada yani. Sürekli hayatla ikisi orada bize bir imada.
Ay nasıl hiç ne anlattın nasıl bilmiyorum. O dede baktığında hakikaten... Peki arkadaşlar Ayşegül'cüğüm makyajlara yakından bakmak ister misin? Tabii. Senin vazgeçilmez üç malzemen nedir? Üç malzemeyle makyaj yapacak olsam. Benim vazgeçilmez üç malzemem kesinlikle göz, yani concealer, göz altı kapatıcısı. Mutlaka ruj. Çünkü renksizken ben çok iyi olmuyor. Emrujla allık yaparız. Evet. Ve ruj? Rujla allık da yapabilirim. Onun dışında ne seçerdim? Rimele ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Göz kalemi seçerdim. Göz kalemi? Evet. Ruj ve concealer. Concealer. Gözlerini bir kapatır mısın şu güzel makyajını görelim. Teşekkür ederim. Harikasın. Teşekkür ederim. Çok da güzel görünüyorsun. Sen de öylesin. Saçın Adnan Bey'in yaptı. Evet, Adnan Bey'in eseri. Eseri. Kuaförüm sensin de, benim kuaförüm Kıskan'ın. Adnan Bey'le aynı odada olmanın avantajını yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Neler seçtin? Üç malzeme. Fondöten. Bir tane de allık çemen ruj seçtim. Bir tane bir ruj mu bu? Maskara. Bir ruj mu bu? Kameralar çekiyor herhalde. Bir ruj mu bu? Herhalde içinden bir ruj seçmiştir. Başka bir ruju pınçıklarsa kameralardan bana atın bekliyorum. Hangi ruju seçtiğini görelim o zaman. Hangi ruju seçtin? Ben anlarım o yaptığım makyajdan. Evet soruyoruz Apo. Hangi ruju seçtin? Bir saniye dur. Sanki bana iki tane ruj seçmişsin gibi geldi. Asla değil. Diskalifiye mi olacak bu durumda? Asla değil. Puan mı kıracaksınız? Gözden sizi hemen beni diskalifiye etmek istiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum artık. Biz aramızda konuşalım. Merakla gerçekten bekliyorum makyajını. Tamam şimdi nüt olanı seçtim. Dudakta da görürüz. Jüriyle karar vereceğiz. Kopyası çekerken yakalan çocuklar gibi oldu. Apo, sana makyaj malzemeleri getireyim mi? Neden? Çünkü sen anladığım kadarıyla yapamayacaksın, oradan araklayacaksın bir şeyler falan. Ben yine de emin olayım, bak şimdi senin ihtiyacın olacak. Bak ben sana ihtiyacın olanları getireyim. En iyisi sağdan soldan isteme. Ne? Apo. Ben. Şimdi. Şuraya geçeyim. Zaten şöyle bir fondöten sürme şeklin var. Pardon canım uzaktan. Böyle orada laf atarken böyle sürüyorsun ya. Bununla fondöten süreceksin. Üç malzeme veriyor. Tamam böyle bununla süreceksin. Ondan sonra bu burada dursun. Markası ne? Ben öyle kötü marka kullanmam senin gibi. O sana çok büyük marka var. Aşkım ben sen kötü bak, marka kullanmam. Bak şimdi bak. Bununla kaşlarını boyuyorsun tamam mı? Kaşlarını boyuyorsun sonra tarıyorsun. Seni Allah kahretsin. Sonra tarıyorsun. Makyaj bilmiyorsun fırçalar kullanımını da bilmiyor. Bak aşkım bununla allık da mı? Hayır bununla fondöten. Tamam mı bırak. Bununla fondöten. Hayır fondöten tamam bununla. Tamam mı? Hayır sus be. Bununla kontür ya da kaş. Yok hayır. Bununla da temizliyorsun böyle hiç zorlanmayacaksın. Bak bu malzemeleri senin... herkese hediye etmem. Değerimi bil. Lütfen onları senin oradan kaldır. Senin badana yaptığın gibi mi? Demek ki badanayı sen yapıyormuşsun ki sen sana yapıyorsun. Geldi. Sana geldi bunlar. Badanayı sen yapıyorsun ki sana geldi. Bence Çetin'e verin o hediyeleri. Kesinlikle. Yarın belki omre yapar diyor Adnan Bey o fırçayla. Ben gelince Çetin abiye vereyim bence. Bence seni süpürsün buradan Çetin abi. Apo, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Böyle önceleri böyle pufuduk, etli, butlu, mutluydun. Sana ne oldu? Ben birinci olunca sen bir küçüldün, yandın, bittin, kilo eridim, oldun. Bitiyorum. Niye böyle eridin? Ama niye bu kadar zayıfladın sen? Ha? Bak, sen birinci oluyorsun. O kadar kötü makyaj yapıyorsun ki. Korkunç ötesi. Her gelen kız bak yazık bu da mutsuz. Her gelen senin yüzünden mutsuz oluyor.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Ay geldiğimden beri sen bir kere birinci bile olamadın. Hala kötü nasıl diyorsun. Birinci olamadın? Sen birinci olamadın. Ama ben birinci Ay, oldum. Ay sen birinci haberin olamadın. Programı da takip etmiyor Fatma abla. Fatma abla programı da takip etmiyor. Ben takip ediyorum. Hatta öncesinden takip ediyorum. O abla, sepetine doldurduğun puanlarla olmuyor birincilik. Biz geçen hafta birinci olduk. Fatma, benim makyajımı beğeniyor musun? Ya senin makyajını da beğeneceğim de hani iyi fena değil de kendini öve öve beni o makyajdan da soğutuyorsun. Yani böyle bir bırakmıyorsun. Ama övmüyorum, bak sana soruyorum. Ben güzel yapıyorum demiyorum. Ya da öğrenmen gereken şeyler var. Ne mesela? Ben mesela Özlem'i evden izlerdim. Derdim ki yaptın göz makyajını. Oruj ne alaka, mahvettin. Bazen gerçekten renkleri unutabiliyorsun, karıştırabiliyorsun. Her yere kontür yapıyorsun. Bak çenede bir gıdı var, onu bir yok et. Başka yerlere kontür yapana kadar burayı bir sivrir. Bak sürdüm. Yeter, bu kadar yeter. Bu efekt yeter bence. Orada efekt bile yok ki ne etsin. Var, sürdüm ya baksana. Hemen geri çekti. Son rötuşlarınızı yapın, son dokunuşlarınızı yapın. Az sonra kuaförler gelecek ve modelleri son haline getireceksiniz. Bakalım Adnan Bey'in belirlediği kesimi hangi kuaför modelinin yüzüne en çok yakıştırdı? Üç malzemeyle en güzel makyajı kim yaptı? Kıyafetler nasıl oldu? Son halini puanlamada, değerlendirmede beraber göreceğiz. Şimdi son 15 dakika için kuaförleriniz gelsin. Bugün çok önemli. 10.000 liraya giden yolda alacağınız puanlar bugün çok kritik arkadaşlar. Yarın bir takım bizlere veda edecek. Ona göre eliniz, fırçanız güzel çalışsın. Bol şans. Gösterdiğin yeri kesmedin. Tamam aşkım, hadi. Yaptın yapacağını. Boş ver ya daha, tamam. Sen bana gösterdiğin yeri. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Sen bana iyi yaptın. Çok iyi yaptın sen bana. Fatma Hanım, konuşabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Beklemediğim bir cümle senden bu. Çok şaşırdım Gözde Hanım. Bu arada hayat gerçekte sarışın. Evet. Çok güzel olmuşsun be yavrum. Tamam. Şekillendirme de sorunlar. Kötüsün. Saçı emoji kızlar gibi olmuş. En güzel makyajı sen yapıyorsun. Tamam, al. Ben sana prenses demek istiyorum. Kahkülün yukarıya kalkmış havaya. Git Tara. Yama yama duruyor böyle her şeyin yüzünde. Bugün beni var ya çürüttünüz ya. Ha, şaka mı ya? Aa, bakar mısınız ya? Ben bile beğendim şu an. Buraları süpürüp silmeye geldim bence. Fatma özel bir şey getirdi. Yeni bir vizyon. Bu ne? Ya yamuk görmüyor musun? Sen yamuk bakıyorsun. Kuaförüm sensin de kesim perşembesinde sıra geldi modellerin son halini görmeye, onları puanlamaya ve jürinin yorumlarına. Efendim bugün Adnan Serter'in modellerin yüzlerine göre belirlediği saç modellerini kestiler. Sadece 3 malzemeyle makyaj yaptılar ve puantiyeli kıyafetler giydirdiler. Bakalım modellerimiz nasıl görünüyorlar? En yüksek puanı kim alacak? 10.000 liraya kim yaklaşacak avantajı yakalayıp? Ve kim en düşük puanı alarak vedaya yaklaşacak efendim? Merakla bekliyoruz.
Bugün diyorum ki dün birinci olan takımımız Çetin ve Fatma'nın modelini görelim ilk. Fakat önce size izletmek istediğim bazı görüntüler var. Biliyorsunuz dün birinci oldular. Bunun üzerine Çetin Bey bir röportaj verdi. Bakalım neler dedi. Bugün birinciliği bana göre biz hak etmemiştik. Taner ve Aslı hak etmişti. Nasıl oldu bilmiyorum. Ya alın şunu biz şuradan birinci çıktık. Ya bırak ya. Bırak ya. Ondan sonra niye uzak duruyorsun diyorsun. Nasıl uzak durmayayım? Ya bu adam beni öldürüyor. Kendi hakkını yiyen insan. Ne diyorsun? Ay konuşmasa daha iyiydi. Fatma Hanım konuşabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Lüzumlu konuşursan evet. Tüh. O benim görüşüm. O bana göre olan bir şey. Sana olan başkadır. Ha birinci mi sen bence burada... Sevindim mi? Sevindim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen neye geldin biliyor musun? Millete toka dağıtıp, millete eşya dağıtmaya, burada buraları süpürüp silmeye geldin bence. İyilikten kime zarar gelmiş? Ben çok büyük zarar gördüm. Önce hak yerinde adalet olacak. Ben adaletsiz miyim? Daha kendine güvenin yok, bir de adaletsiz miyim diyorsun ya? Sen beni nasıl kıyaslarsın? Ya, sen zaten yerin dibine sokmuşsun, ben niye seni sorgulayayım? Hayır, sen beni nasıl sorgularsın ya? Neyse, tamam. O hakkı sana kim veriyor? İyi misiniz? Burada ekip çalışması çok önemli. Aranızın iyi olması çok önemli. Ekip olsa olacak da. Fatma, var mı söyleyeceğin başka bir şey? Ne, bu lafın üstüne ne söyleyebilirim Gözde Hanım? Ha benim moralimi böyle alaşağı etmek için gelmiş dünyaya. O zaman bu saatten sonra benimle birlikte olmazsın. Burada kendine zorundayım işte. Bura olmasın. Buradan sonra olmazsın. Olmam. O bizim problemimiz. Onu arkada hallederiz. Arkada önde fark etmez. Tamam. Önce buradaki iş bitsin ondan sonra. O zaman benim adıma karar verme lütfen. Sen kendi adına karar ver. Tamam ben saçla başarısızdım de. Beni o zaman katmayacaktın. Kıyafetimi her şeyimi katmayacaktın. Ben saçla başarısızdım. Taner başarılıydı diyeceksin. Ben kendi adıma konuştum orada. Dikkat ediyor musun? Yani sen saçta başarısız olabilirsin. Benim makyajım başarılıydı ve birinciliği hak ediyordu diyor Fatma Hanım. O onun kararı. Senin başka konuda da bir takım kararların, fikirlerin var Çetin. Onu da duyalım mı? Bence İsmihan haklı. Hayattan daha genç, daha başarılı. Hayat bence İsmihan'ı kıskanıyor. Vay. Ay şaka. Vay. Aa. Oo. Yeni bir polemik başlıyor. Hadi bakalım. Tamam genç, benden genç ama birkaç yaş genç. Öyle ben yaşlı falan değilim yanında. Hayır, bir kere hayat gerçekten işinde başarılı. Sen orada niye hak yiyorsun? Haktan bahsediyorsun. Ya bana göre kardeşim, sen Türkçen kıt mı? Bana göre. Bana göre. Ben orada Fatma'ya göre diye konuşuyor muyum? Bana göre diye demek konuşuyorum. Demek ki sen işten anlamıyorsun bence. Sen çok anlıyorsun ve seni alkışlıyorum. Başka anlıyorum şey... tabii ki ya. Ben işten... Fatma... Ben görsel... Benim işim görsellik. Fatmacığım, bir adım geri gider misin? Mesajını geri durmuyorum, ileri duruyorum. Geri değil, ileri duruyorum. Ya masadan masaya atışmaya artık alışmıştık da. Bir de şimdi ekiplerin kendi içinde atışması. Evet Fatma ya. Özel bir şey getir, yeni bir vizyon, yeni bir şey yaptı. Bu nedir ya? Ne diyorsun? Yani Çetin Bey'den böyle bir şey duymak şok etti beni. Gerçekten mesleğinde iyi bir arkadaşım ama İsmihan'la beni kıyaslaman bile yanlış. İsmihan sen ne diyorsun? Teşekkür ediyorum Çetin abiye. Birini sevindirirken birini üzüyorsun işte. Hayat bu. Hayat böyle bir şey. Evet. Bari beni gömme. İki masa gömmeye çalışıyor. Bari sen yapma. Biz seni gömmeye çalışmıyoruz ki. Biz seni gömmeye çalışmıyoruz bebeğim. Bak bu kız senden daha güzel. En kötü sarışın. Mesleki olarak senden de daha da iyi. Anladın en mı? En kötü sarışın. Bunu anlayın yani. Bütün kadınlar güzeldir deyip biz bence burayı toparlayalım. Evet harika toparladın Tuğba'cığım. Bütün kadınlar güzeldir. Önemli olan gülen
gözünüzdeki güzelliktir efendim. Bakalım modellerin de gözlerin içini güldürebildiniz mi? Hazırsanız son hallerini görelim. Puanlama başlasın. İlk olarak Çetin ve Fatma'nın modeli Sibel gelsin. Ay kız ne kadar değişti. Evet ya. Ay ben çok beğendim bu saçını ya. Ay kızın bütün olayı değişti. Ayna kapansın. Sibel kendine baksın. Adam Bey'in senin için belirlediği saç kesimini gördün. Evet. Sence aynısı olmuş mu? Yüzüne yakışmış mı? Bence olmuş. Ellerine sağlık. Beğendim. Biraz ay, değişik geldi şu anda değişik ama. Değişik geldi. Nasıl hissediyorsun evet. kendini? Hani hoşuma gitti şu anda. Gençlik var mı? Bayağı var. Yani şu kadar bir saç gitti zaten. Değil mi? Evet. Hangi üç malzemeyi seçti Fatma? Fondöten. Fondöten. Ruj. Rimel. Ruj, rimel. Evet. Başka hiçbir şeye başka temas hiçbir etmedi. Şey kullanmadı. Kıyafetini kim seçti? Fatma. Fatma? Ayakkabıya kadar. Evet, her şeyi o seçti. Küpeleri de. Evet. Hiç karışmadı Çetin Bey. Peki bir de bugün nasıl geldin? Hatırlayalım. Kesime ve makyaja bir de yakından bakmak ister misin? Arkadaşlar çok kritik bir gündesiniz. Modeli de yakından gördünüz. Şimdi partnerinizle konuşun, tartışın ve puanınızı yazın. Çok kararsız kaldım benim beğenmeyi. Hayır aşkım, konsept işi. Cildini kapatamamış. Fondöten sürmüş. Sadece fondöten. Yüzünü tamamen kızartmış, kesim hiç alakası yok. Asla güzel alakası görünüyor. Yok. Ne? Diğer günlere yaptığı makyaja bak, daha güzel görünüyor. Bu mu güzel? Evet. Çünkü makyaj yok. Makyaj var Taner. Ne? Makyaj leş atıyor. Kesimde de hatalar var. Ama kıyafet... Güzel. Güzel. Bence onlar da çok güzel bir ilerleme var. Ve kadın da güzelleştirmiş kadını yani. Bence 5 verelim ona. Evet, sizler puanınızı yazdığınıza göre şimdi sıra geldi uzman yorumlarına ve puanlarına. Adnan Bey, nasıl buldunuz kesimi? Verdiğim görevi aslında başarıyla tamamladı. Ancak ön tarafı zaten uzun olması gereken bölümü hiç dokunmaman gerekiyordu. Zaten biraz kısaydı.
Keşke oraya hiç dokunmasaydın. Bak şu önleri olabildiğince uzun. Mesela bu taraf çok güzel düştü. Bu taraf çok klasik düştü. Şekillendirmede böyle karabelimsi bir şey yaptı. Halbuki içe doğru o dalga. Bir onu sevmedim ama genel olarak güzel bir çalışma oldu. Modeline de teşekkür ederim. Benim fikrime güvenip sana bunu bu modeli uygulamana müsaade ettiği için sorunsuz. Ellerinize sağlık. Fatma'nın makyajını nasıl buldun Ayşegül? Yani üç malzemeyle başarılı bir makyaj olmuş diyebilirim. Doğru malzemeleri seçmiş ama ellerinde rimel var mesela. Herkes rimel seçti. Yani bu rimele fırçayı batırıp şöyle bir kenarından küçük bir yarım eyeliner bekledim. Yani bir de kaşının şurada bir üçgen çıkışı var ya, orayı hani bir şekilde o rimeli fırçayı alıp onu böyle hafif bir peçetede... Ya ben çok özür dilerim, bir kere bir... Ben fırçaların kullanıldığını bilmiyordum. Sadece fondöten fırçayı, baktım ki her fırçayı kullanıyor. Ben bilseydim rimelden onu eyeliner'da... Sen bunu fırçasız mı yaptın? Fırçasız yaptım ben onu. Helal olsun. Hayır, yani, hayır, ben hayır, gördüm. Hayır, asla inanmıyorum. Ben bir tane fırça kullandım. Kaç? Apo ben de kullandım. Bir tane. Bak, bir tane ben allı fırçası kullandım. Bir de fırın fırçasını kullandım. Ama ben o eyeliner fırçasıyla şey yapabilirdim rimelden. Bunları yapabilirdim ama evet, bilmiyorum. Evet, orada konsepti anlayamadım. Anlayamadım. Siz de Fatma ablanıza yardımcı olmamışsınız. Anlayamadım. İki fırça kullandıysan üçüncüyü niye kullanmadın? Aklıma gelmedi değil. Acaba hani ne bileyim yüz verdi, astar ister gibi. Düşünemedim aslında bu fırçaları kullanabileceğimi. Gözde Hanım, ben hep gidip öğretmeye çalışıyorum. Hiçbirini kaleye almıyor. Bundan sonra her makyajdan önce gidip Fatma Bey'e anlatacağım. Sen hep aynı makyajı yapıp konuşma be. Geldiğimden beri aynı makyaj yapıyorsun. Sıkıldım Apo, senin makyajından da sıkıldım. Ben güzel saç yaptığım için sen bize puan veriyorsun değil mi Fatma abla? Sıkıldım. Evet arkadaşlar, Ayşegül Hanım'ı dinlemeye devam ediyoruz. Yani rujunun rengini sevdim. Ama böyle hani belki biraz daha böyle nar çiçeğine kaçan bir kırmızı seçebilirdi. Allık olarak kullanırdı. Hani bu makyajın doğasına daha çok yakışırdı. Bu antiyeye de ben biraz böyle kırmızı falan yakıştırıyorum. Yani dudakta bir koyuluk, bir renk görmek istiyorum. O nostaljik havasına büründürüyor çünkü makyajı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Tuğba'cığım, nasıl buldun puantiyeleri? Şimdi tabii puantiye deyince genelde benim üzerimdeki tarzda puantiyeleri insanlar arıyor. Burada müthiş bir sadelik ve evet asalet görüyorum. Ama puantiye konusunda işte kollardaki transparan ve elbisenin üzerindeki transparan o tülde noktalar görebiliyoruz. Ama aradığım puantiye bu mu diye deminden beri onu sorguluyorum. Yoksa elbise evet çok güzel. Yalnız şu koldaki evet onu siz mi özellikle kabarttınız? O biraz daha yok, yana doğru evet o biraz daha evet o şekilde olsa daha hoş olur. Bir de bu elbiseyi siyah ince çorapla ve stilettoyla kombinlemeniz çok güzel olmuş. Fatma Hanım, bu da sizin fikriniz herhalde. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Muammer Bey, nasıl buldunuz Fatma Hanım'ın tercihini? Doğru mu? Bu elbise tadilat gördü mü? Hayır. Gördü hocam. Ha, önünü diktim. Göğüs, önünü göğüs kısmı. Çok açıkta diktim. Önünü mü diktin? Evet. Evet. Çünkü eteğinde de sanki böyle bir asimetrik var bir şey de. Dedim o tüy astarı yukarıya çektiğinde tül orada böyle bir gölge vermiş. Çok hoşuma gitti. Hani ben yaptım deseydin diyecektim ki yani sen iyicene yıkılmaya başladın bir iki gündür. Neler yapıyorsun? Ama ben kıyafet böyle kesip dikebiliyorum hocam. Niye öyle diyorsun? Canım şimdi sana kesip diktiğinden bahsetmiyoruz. Öf, ay bu kadar da bir şey söylenmeye gelmiyor. Heh. Ben çok beğendim. Gerçekten beğendim. Yani elbisenin bu proporsiyondaki duruşu, dekolteyi kapatmışsın. Evet, o da çok hoşuma gitti. Mesela şimdi puantiyeden bahsetti Tuğba. Bu dönem puantiyesidir. Bu sene bütün tül çalışmalarında böyle mikrolar çalışılmıştır. İri puantiye bu sene çok nadir. O da mixleniyor. Mesela düz kumaşın yanına atılıyor. Ne demek istediğimi anlatabildim değil mi? Hani şu an komple olarak puantiye, iri puantiye yok.
Ben çok yakıştırdım. Saçın rengi bu kısalıktan harika olmuş. Ay sen böyle bir kadın kokusu geldi kız sana, bana bak. Çiçeği alınca. Çiçeği alınca. Evet, böyle elbiseyi sen seçmişsin. Benim içimde kadın olduğuna hala inanmıyorsunuz yani. Ayol inanıyorum ama sen onun üzerine bir toprak atıyorsun, kapatıyorsun. Hani ben kadın değilim diye falan böyle sanki. Öyle bir imaj yaratıyorsun. Olur mu? Ama bugün ne dedi? En güzel kadın benim dedi. Tabii ki güzel canım. Bakma makyajsız güzel. Bir de bu kızcağıza bir makyaj yapsanız var ya hepinize beş basar. Ha. Hepiniz suni güzellersiniz. Çok bak, teşekkür ederim. Burada ip saçlar. Orada sarı röfleler. Burada desen öyle. Ama bak oraya. Ay çok havalısın Fato, haberin olsun. Çok teşekkür ederim. Sizden bu puanı aldım mı? Gerçekten ben kendime özgüvenim geliyor. Biliyorsun ben. Çünkü kıyafet çok önemli. Kesinlikle. Kıyafet çok önemli. Yani o kıyafeti burada seçemeseydim bu saç kesimi ve makyaj bitmişti. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Biraz kuliste bekler misin? Evet. O zaman İsmihan ve Abdullah'ın modeli Sıla gelsin. Ben çok sevdim. Çok yakışmış. Tatlı değil mi? Bu kız tatlı. Bir de havası var ya. Ayna kapansın, Sıla kendine baksın. Korku vardı içimde ama şu an bitti. Gitti. Evet. Ne kadar saç gitti? Çok saç gitti. Bayağı gitti. Ki o örülmüş hali. Evet, o örülmüş hali. En son ne zaman saçını kestirmiştin? Düşünüyorum 5-6 sene falan. 5-6 yıl sonra ilk defa İsmihan'ın mı? Anca kırıklığını aldırıyorum. Aa, sayılmış. Evet. Peki. Hangi üç malzemeyi kullandı peki Abdullah makyajında? Rimel kullandı, fondöten kullandı. Rimel, fondöten, ruj. Bugün nasıl geldin hatırlayalım. Efendim Adnan Sertel'in modelimiz için seçtiği kesim biliyorsunuz ekranda. Seni yakından görmelerine de yardımcı olur musun? Tabii ki de. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Partnerinizle konuşun, tartışın, puanınızı yazın. Bilmiyorum, genel olarak güzel. Ondan da bir puan kıralım. Dört veriyorum bunlara. Ucundan da bir puan. Kaç? Üç verelim. Ha? Üç. Gerçekten mi? Evet. Ver. Elbise 10 numara. Hı. Ama saçın bir taraf bir tarafından farklı. Eti, saç eti kısmı. Saçın en alt kısmı var ya, hı, orası tırtık tırtık. Bir de mankendeki resimdeki şey bol katlıydı. Bunda kat yok. Bob var ama kat yok. Ben onun bir şey başka şeyler kullandığını düşünüyorum. Evet. Gördün mü peki? Hani rimelin. Yani çok böyle bir şeyler yapıldı orada yani ama ben inanmıyorum. Adnan Bey nasıl olmuş kesin? Bir kere çok yakıştı kızımıza. Ona da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim fikrime güvenip arkadaşlarımıza kesmeleri için müsaade ettiği için sorun çıkartmadan. Bayağı da ciddi bir saç kesti yani. O kadar saç kesilen kızlarımız bayılıyordu burada. O bak ne kadar mutlu oldu. Benim verdiğim modelde İsmihan'cığım arkalar daha katlı. Daha hareketli. Senin katların birazcık şey kaldı. Uzun kaldı. Hatta neredeyse yok gibi. Beni bir tek o rahatsız etti. Yoksa modeli neredeyse aynı boy. Yani belki bir santim benim verdiğim daha kısa olabilir ama yaşı itibariyle hiç sorun değil onun. Eline sağlık, genel olarak beğendim.
Ayşegül'cüğüm, Apo'nun makyajını nasıl buldun? Tek rujla mı çalışmış sence? Yoksa paletten başka ruja değmiş mi fırça? Çok beğendim, yani çok güzel oldu. Ama böyle işte diyorum ya, senden bir şey bekledim. Yani böyle burada üç malzemeyle sen öyle bir şey yapmalıydın ki. Mesela rujunun rengini sevmedim. Çok bana ton sür ton geldi. Kıyafeti, yanağı vesairesi. Keşke... Zaten şunu hep yapıyordun ya, daha canlı bir renk seçseydin. Yani şunu patlatacak bir renk. Onun yaşına da yakışacak böyle. Ya böyle bir çıkış istedim senden. Yani senden beklentim yüksek olduğu için olabilir. Evet, senin tarzın bu. Her zaman ya, üç malzemeyle de yine aynı makyajı çıkarmış oldun. Natürel ve temiz çalışıyorsun o konuda. Tamam, ama dudağındaki renk mesela bana biraz şey geldi. Gözünde sevdim o rengi. Dudağı olunca bu yaşlarda... Böyle de romantik bir elbise giymiş ya, böyle belki onun daha koyusu ya da böyle tam bir turuncu olabilirdi. Ya yani orada böyle bir teenage'lik bekledim yani, bu kız bu elbiseyi giyiyorsa bu ayakkabılarla. Yani üç malzemeyle yapılabilecek en iyi makyajı yapmışsın okey, ama dediğim gibi böyle bir şey istedim yani. Belki o kirpik rimelden sen de kirpikli bir yapmışsın mesela, onu bir eyeliner çekebilirdin. Evet, Muammer Bey, sizi dinliyoruz. Buyurun. Bu elbiseyi seçmeniz, aset bantlı, bilek bantlı bir ayakkabının ve ökçenin 5 pound oluşu. Yani her şey yaşın kararında olmuş. Ben bayıldım yani, o topuktan yukarıya kadar. Onun için ben bayıldım. Gerçekten ellerinize kollarınıza sağlık. 5'in üstünde olsa bugün yine verirdim Sıla'cığım. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Seni değil kız, onu. Olsun. Sen de onları et. Teşekkürler hocam. Peki Tuğba'cığım, sen nasıl buldun? Sıla, ben sana prenses demek istiyorum. Teşekkürler. Gerçekten prensesler gibisin. Ten rengine çok uygun bir elbise tercih etmişsin. Saç rengine çok uygun bir elbise tercih etmişsiniz. Yaşına çok çok uygun bir tarz yaratmışsınız. Bir tek pazu aksesuarı dediğimiz aksesuar acaba orada iyi değil mi? Bir bileğe indirebilir çok misin? Çok bol oldu hocam da. Yani bakayım. Bak, bilekte daha iyi. Yani en azından bilekte daha iyi. Tebrik ederim. Aydır ben bu gözünü hayatta. Evet, gözlüksüz de olmaz Tuğba. Hadi bakalım, ben de gözlüksüz istemiyorum. Ay, tamam hayatım. Pantiyeliye gözlük. Tabii, evet, lütfen al canım. Bu da sana özel. Harika. Teşekkürler. Teşekkürler. Biraz kuliste bekler misin? Hayat ve Özlem'in modeli Elif gelsin. Çok güzel satıyor ya. Çok enteresan. Kız çok iyi sunum evet, yapıyor değil mi? Ayna kapansın. Elif kendine baksın. Nasıl buldun? Daha önce kahkiyi kullanmış mıydın? Evet, çok kullanmıştım. Ben daha kısa hissediyordum kestirirken. Hani hiç omuzlarımda olacağını tahmin etmiyordum. Ya Adnan Bey'in de söylediğine göre zaten kendisi bu konunun üstadı. Yani o bize yanlış bir şeyde yönlendirmez suratım için. Ama yine de çok korkuyordum daha büyük gösterecek diye suratımı. Ben çok beğendim. Sevdim. Kahküle evet. Döndüğün için mutlu musun? Çok mutluyum. Peki hangi üç malzeme seçildi? Rimel, ruj, bir de fondöten kullandık. Rimel, ruj, fondötenle yapılan makyaj. Ve şimdi bir de bugün nasıl geldi? Hazırlayalım. Kötü gelmişim. Kesimi gördünüz. Rimel, ruj, fondötenle yapılan makyaja baktınız. Kıyafeti de incelediniz. Bir de yakından bakın bakalım.
Evet, partnerinizle puanınızı konuşup tartışıp yazma zamanı. Buyurun. Kahkül ayna değil. Model ayna değil. Bu kızın saçının şuralarda, anladın mı? Uzun. Görsellerdeki daha tabii uzun. Tabii canım. Bu kızın saçını kısa kesmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Alakası yok yani. Ne kahkül alakası var? Saç çok kısa ve bu kızın saçı emoji saçı bence. Evet. Çünkü bu, çok bu kadar kat, kat var mı? Çok kat vermiş. Uçlarında kat var. Bu tepeye kadar kat kombin çıkmış. Kombin çok kötü. Makyaja puan vermek istiyor musun? Hayır tabii ki de. Şu an bir beşimiz var, bir var. Ay, bu kız da kahverengi dudak, anladın mı? Çok baskın bir renk. Yani. Bilmiyorum. Ben mi? Zaten keserken... Yani o belli, işçilik olduğu belli. Hı? İşçilik olduğu belli. Adnan Bey nasıl olmuş kesim? Yine öncelikle modelimize teşekkür ederim. Benim beğendiğim, uygun gördüğüm modeli kesmelerine müsaade ettiği için. Aynı İsmihan'daki gibi İsmihan'ın katları azdı. Hayatın katları da biraz fazla olmuş. Konsepti yakaladın. Yüzüne de çok yakıştı. Özellikle de şu kısımları şöyle içeride kalması çok doğru. Çünkü böyle gıdı bölgesinde yoğunluk olan hanımlarda saçlar mutlaka şöyle içeride olmalı, kapatmalı ve boyunu inceltmeli. Onu çok sevdim. Kahkül zaten konsept gereğiydi. Ama kahkülü biraz daha iyi şekillendirebilirdin diye düşünüyorum. Senin de eline sağlık. Ayşegül, nasıl buldun 3 malzemeli makyajı? Ya aslında sevdim makyajı, gözünü. Ama böyle bir şey, kemeri o şekilde bağlamasından yola çıkacağım. Çünkü o kemeri öyle bağladığı için makyajın şu an bu modern hali hoşuma gitti. Ama bir renk istedim. Yani böyle keşke kırmızı seçseydin ya da başka bir şey. O kemer yalnız kaldı orada. Puantiye'ye ben çok yakıştırıyorum. Yani yüzü çok günümüz bir makyaj oldu. Bu renkler, soğuk renkler biliyorsun, bu birkaç senedir çok moda. Yani böyle bir yüzünde bir renk istedim. O kemerin çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Benimki gibi ruj. Ojelerini de zaten şimdi kesin yakın çekecekler ayaklarına. Ayşegül. Evet, mesela Tuğba Hanım'ın dudağındaki gibi bir ruj bekledim. Onunla yanakları da renk verebilirdin. Bir kaş farı seçip gözündeki o kahve farı öyle de yapabilirdin. Çünkü gözde çok bir ihtiyacı yok rimel dışında. Gözleri renkli ve çok güzel. Düşük değil, şekli de güzel. Dolayısıyla böyle bir renk istedim ama onun dışında yani 3 malzemeyle yapılabilecek en iyi makyajı yapmışsın. Sanırım rujla yaptın değil mi kontürlerini falan? Biraz işte o rujdan dolayı, o yağlı bir rujdu çünkü yanına geldiğimde fark ettim. O rujdan dolayı tabii kontürler çok çok sağlam olmamış. Ama genel havasını sevdim ben. Ellerinize sağlık. Muammer Bey, nasıl buldunuz Hayat ve Özlem'in zevkini? Şimdi efendim, önemli bir nokta şu. Eğer komple siyah bir kombin giydiriyorsanız, bu direkt önden gördüğüm gibi bir kombinse evet, kırmızıya katılıyorum. Ama hem inci küpe hem bilekte metalli incili bir ayakkabıyı giydirip bele de bu kırmızıyı takarsan komik olursun. Ne demek istediğimi anladın? Kırmızı eğer siyahla kullanılacaksa tek bir noktada, bir merkezde kullanılır. Bu bir ayakkabı da olabilir, bu bir ruj da olabilir, bu bir çanta da olabilir. Veya yaptığınız gibi bir kemerde ki hiçbir zaman ben pantolonda da olsun, kıyafette de siyahın üzerinde kombinde kemeri hiç kırmızı sevmem. Ama hani takmışsınız tamam. Ama asla kırmızının yanına ekstra renkleri kattığınız anda kombin boom, bitti. Peki bakalım Tuba ne diyecek? Yani vücut proporsiyonuna da uygun bir pantolon kesimi ve işte o
yüksek bel olması, o göbeği karın hizasında kapatıyor olması güzel olmuş. Bence gömlek içinde olmalı. Yani gömleği evet, acaba dedim bir içinde görebilir miyiz? Hatta böyle. Tuğba yakasının düğme var mı bence? Var. Burada. Yakada mı kapatırsa böyle tamamen tam prenses gibi? Bak böyle nasıl? Bence daha iyi. Yani evet, ama içindeki büstiyerin de o zaman tam pantolonun içine doğru girmesi lazımdı. Karar verebildin mi? Hangisi daha iyi? Yani böyle daha güzel göründü bana. Ha, bu arada senin yanağında bir tane puantiye mi var dudağın üzerinde? Özlem sen mi yaptın? Sizden esinlendim evet. Ay teşekkür ederim. Onur ettin beni. Teşekkürler. Tebrikler. Biraz kuliste bekler misin? Çok teşekkürler. Son olarak Taner ve Aslı'nın modeli Nur gelsin. Çok kötü ya. O ne ya? Kapansın Nur, kendine baksın. Gel gel. Geç güldü yüzün. Niye, nasıl buldun? Ne hissediyorsun? Şimdi şöyle. Yani Taner'in saçımı kötü kesmesiyle alakalı bir durum değil. Taner'in saçımı kötü kesmesiyle alakalı bir durum değil derken? Şöyle ki yani ben daha önce hiç bu kadar kısa bir saç kullanmadım. O yüzden... Kötü mü kestiğini düşünüyorsun? Hayır, kötü kesmesi değil. Ben ona biraz daha uzun kesmesini... Hani öyle bir model verildi ama biraz daha uzun kesebilmesini söyledim. O da olurunu verdi. Yani bana gösterdiği yerle kestiği yer aynı değil kesinlikle. Saçımı güzel kesmiş ama ben yine hala daha söylüyorum. Ya inattan bana... yani Karadeniz'in inadı bitmez. İnat değil, toplanmıyor şu an saçım. Toplanmasın, savur dalgalandır. İşte çok zor geliyor bana o yüzden. Yoksa Taner kötü kesmedi yani. Taner'le alakalı bir durum değil. Ben çok zorlanacağım kullanırken. Hiç zorlanmazsın. Yarım toplanır o. Tokalarla dağınık toplanır. Hangi üç malzemeyi seçti bu arada? Fondöten. Fondöten? Kıyım, evet. Ruj. Ruj? Bir de far paleti. Far paleti değil. Hayır, far, kontür. Far, bir tane far. Fondöten. Ruj. Ruj. Ve kontür rengi. Evet. Efendim? Fondöten, ruj ve kontür rengi kontür. Kullandım peki. Sadece. Bugün nasıl geldin? Hatırlayalım. Evet, ne kadar değişmiş mi? Nasıl buldunuz? Makyajı nasıl buldunuz? Kıyafeti nasıl buldunuz? Bir de yakından görmek ister misiniz? Hadi bakalım. Konuşun, tartışın, anlaşın, puanı yazın. Saçı çok beğendim. Bence de. Saçımıza ama makyajı olmuş. Beğenmedim. Zaten. Hayır ama şeye göre kötü yani. Onlara göre iyi. Onlara göre iyi. Onlara göre iyi. Saçı benzetmiş. Hele uçlarına bu açıklık manyak saç, güzel saç, olmuş. Saç iyi. Saç gerçekten. İyi. Saç iyi. Çok yakıştı. Gerçekten. Ama... Makyaj olmamış. Ve ondan da anlamam. Kıyafet olmamış. Olmamış da olmamış yani.
benim saç hakkında konuşacağına şey kendisini yaptığı saçlar. Gerçekten senin kadar güzel kesilmiyor demek ki. Tabii ki tabii. Gerçekten hani onlar seni bununla vuruyor ama onlar senden başarılı değil kesinlikle. Hiçbir zaman olamaz. Çünkü senin gibi yaratıcı olamıyorlar. Adnan Bey nasıl olmuş saç? Ben sizlere bu modelleri seçerken modellerinizin yüz şekillerini, enerji noktalarını tek tek inceliyorum. Hatta fotoğraflarını çekiyorum ve ona göre modeller beğeniyorum. Bu modeli seçmemin sebebi kare bazlı bir yüz olduğu için bunu uzun gösterecek, ovalleştirecek bir model seçtim ki görselde de gördüğünüz gibi tamamen ince uzun bir yüz ifadesi çıksın diye. Şimdi tabii senin burada bir gol yediğin bir nokta var. Saçın dipleri koyu çıktığı için burası tepsi gibi duruyor. Bir de biraz evvel simit satmaktan gelmiş. Hani bakar mısın ne kadar böyle? Bizim evet, niye öyle? Hı? Öyle değil mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Bir, maşadan. İki, saçı normalden 2 santim daha kısa kesti ve inceltmedi. Hocam. Yani inceltmeyi uçlara belki vurdu, saç yana doğru şişiyor. Yani saç biraz daha uzun olup kendini bırakması lazım. Ve tabii ki fön de kabartmadan bir fön yapman gerekiyordu. Ama verdiğim konsepte çok çok yakın oldu. Modelinde biraz daha şöyle 1-2 ay hani biz kuaförler deriz ya birkaç çıkama sonra renk düzelir. Bir ay biraz uzayınca formu oturur. Aynı öyle bir çalışma oldu. Eline sağlık, kötü değil ama tam da istediğim değil. Tepsi kısmı olmasaydı. Makyaj nasıl Ayşegül? Ya bugün sözleştiniz mi siz? Niye hepiniz kahverengi seçtiniz? Mesela ben puantiye deyince aklıma hep benim kırmızı gelir. Bir renk gelir. Yani onu mutlaka almam gerekir derim mesela ben bir make-up artist olarak. Niye kahverengi ya? Hepiniz kahverengi. Bugün beni var ya çürüttünüz ya. Mesela diğer kişiler rimel seçti, diğer yarışmacı arkadaşların. Senin kesinlikle seçmen gerekiyordu. Neden? Çünkü senin modeli sarışın. Gözleri renkli. Dolayısıyla onların kirpikleri sarı olduğu için, sarışınların kirpikleri. Dolayısıyla burada bir boşluk oluyor. Yani gözdeki ifade kaybı oluyor. Özellikle şimdi ekranda izleyince daha da ifade kaybı oluyor. Bu şeyde. Yani bir keşke rimel seçseydin, onunla bir kirpik gibi yapsaydın. Gözünde hiçbir şey, hareket olmayınca dudak da sarışın olduğu için de modelin yani çok beyaz tenli olduğu için bu renkler bende böyle hani çok çok soğuk geldi bana. Değil mi? Ama tabii ki yani 3 malzemeyle yapılabilecek her şeyi yapmışsın ama bu modelde daha da bir renk istedim. Bugün herkesten renk istedim. Burada biraz daha renk istedim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Muammer Bey nasıl buldunuz? Ben kombini hiç beğenmedim. Allah için. Yani bu kadar beyaz tenli bir kızın üzerinde o ne öyle ayol babaanne bluzu gibi bir bluz. Bu mesela o çan ağızlı değil mi? Model o. Bakayım. Hayır kol. Evet. Bu proporsiyonun kolu değil, onun bluzu da değil. Şimdi bu kadar beyaz tenli ve bu kadar koyu bir turuncu puantiyeli mini bir eteğin altında bu kadar abes kızın etleri ortada çünkü. Üzerine eğer illa siyah giydireceksen mutlaka tül karışımlı bir siyah body giydirmen lazım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani mutlaka bu kadar zif siyahın içinden teninin çıkması gerekiyor bu kız. Anlatabildim ya. Yani bu kombin acayip kötü. Hiç beğenmedim. Ay zaten turuncunun bu tonunu da hiç sevmem. Hep böyle bağrımı yakar. Niye yakıyor bilmiyorum. Eski zamanlardan bir şey mi var acaba zihnimde kalmış? Onu bir doktora gidip sorayım. Bunu gördüğüm iyi oldu. Saçı hiç beğenmedim. Ciddi söylüyorum. Çünkü resimdeki saç bu saç değil. Savunabilirsin kendini. Savun da bir uçayım. Değil yani. Gerçekten değil abi. Makyajın çok güzel çocuğum. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yani kahve mor siyah ama güzel yapmışsın. Yani işte. Ay yasın üzülüyorum. Yine ben hemşerim ya bir puan onun için veriyorum. Nasıl apa güzel değil mi?
Ve Tuğba'cığım. Çok önemli şimdi artık yorumun, puanın. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel oldu. Bak geldiğin haline bak, gideceğin haline bak. Çok güzel oldu saçının kesimi. Etek çok tatlı bir etek. Ayakkabı da öyle. Ama o üst nedir ya? O gömlek o eteğe hiç olmuş mu? Gömleği vallahi böyle çıkarıp atasım geliyor yani. Hiç güzel bir gömlek değil. O yakasının öyle olması çok kötü bir gömlek. Ama etek çok tatlı. Mesela bu eteği neyle kombinleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben hep bu kadar mini bir eteğin üzerine daha kapalı şeyleri çok tercih ederim. Siyah boğazlı bir kazak ya da eteğe uygun ton sürton renkte yine bir triko bir kazak olabilir. Boğazlı bir şey, yarım kollu bir şey. Onu daha böyle hayal ettim kafamda. Daha uygun buldum ama... Kumaşla triko kesin olur mu Tuba? Efendim? Bu kumaşla triko olur mu etekle? Ya ince... Merserize diyorlar herhalde değil mi? Çok ince. Evet, çok ince olur. Çok ince olabilir ama yani bu eteğin gömleği bu değil. Hadi güldün ya. Daha çok body buna olur. Evet, body güzel olur. Yani yine... Evet. Teşekkür ederim hocam. Ayağına sağlık. Biraz kuliste beklersen seviniriz. Seviniriz. Çünkü biz gergin anlara giriyoruz. Hesaplaştığımız, yüzleştiğimiz, kritik ettiğimiz anlara giriyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Çünkü bugün Perşembe, Cuma'ya çok az kaldı. Yarın 10 bin lira sahibini bulacak. Bakalım bugün yüzleşme nasıl olacak? Az sonra buradayız. Evet arkadaşlar, Çetin ve Fatma'ya kaç puan verdiniz görelim. Yüzleşin. Teşekkür ederim. Aslı'cığım teşekkür ederim. Fatma abla biz de kötü bir puan vermedik. Yani üç kötü puan değil, yapma böyle. Ben kırdım. Sen bize daha bu hafta hiç üç vermedin yani. Ben kırdım senin puanını. Ya ben sana zaten puan vermiyorum ki, İsmihan'a veriyorum. Abla tamam, daha hiç üç vermedin. Senin aynı makyajına ben sürekli tamam, aynı makyajına puan vereyim. Ben de senin aynı makyajına ben de puan vermemeye verme, karar verdim. Verme. Vermiyorum. Vermiyor. Abla sen bu hafta bize hiç 3 vermedin ki. Hep 2-1, 2-1 Allah'a şükür. Bak gene biz adaletli davranıyoruz. Veriyorum yani. Dün 5 verdim, bugün 3 verdim. Ama... Ben acaba geldiğinden beri kaç kere 5 verdim sana? Abla geldiğinden beri geç, o bitti. Bu hafta daha tabii. Ben açıklamamı yapayım. Makyaja seçtiğin ürünlerin hepsinin yapısı çok kötü. Kötü mü? Gördüm rujunu yakından. Çok böyle ıslak duran bir şey yapıyorsun. Cilt makyajında hiç temiz yapamıyorsun Fatma abla. Yama yama duruyor böyle her şey yüzünde. Kirli, gri böyle. Bir kötülük var ya yani. Ya şimdi sen herkese kötü dediğin için seni ciddiye alırsam olmaz yani. Sen kendi kendine eğlen. Ama ben kesin beğendim Çetin abi, ellerine sağlık. Sağ olun. Peki, var mı başka soru? Teşekkür ederim herkese. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, İsmihan ve Abdullah'a kaç puan verdiniz görelim. Yüzleşin. Allah seni kahretsin. Fatma abla niye 2 verdi? Ya bir şey söyleyeceğim. Jürinin hepsinden hemen hemen hiç 3 puan almadık biz bugün. Hep 4-5. Ben neye şey dayanarak İsmihan, İsmihan ben konuşabilir miyim? Evet ablacığım. Ben konuşabilir miyim? Yani jüri senin gerçekten puan verdi diye ben kendi gözlemimle yorum yapıp kendi puanımı vermekte özgür müyüm? Tabii ben bu saça abla bir düz fön çekersem bu saçtan var ya tren yolundan tut da ne yolu çıkar abla, hemen hemen sen düze yakın. Çetin abi ya da sen de gelip dokunabilirsin. Ben kestiğim saçtan eminim. Ben sana bir şey tarayabilirsin. Ben inanılmaz derecede saçtan anlıyorum, yapıyorum da. Ama çok girmiyorum, binde bir.
Abla tarayabilirsin. Ama ben bunu gördüm sen burada keserken. Tarayabilirsin abla. İsmail, taramayacağım. Ben saçı keserken sen yoktun. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten saçın en alt tabakası hafif şöyle eğdiğin zaman düzken ben gördüm. Aynı böyle tırtık tırtık. Eğer misin canım başını? Öne doğru. Abi bak bir döner misin? Dön bak ben ki kendim geldim kontrol ediyorum. Bak taraya da bilirsin. Bak ben bu saçın uçlarını incelttim abi. Gördün mü bak. Bak. Düz fön çek. Abi çek bak buralarda katlar var görüyor musun? Bizim saçımızdan mı laf ediyorsun? Bak görüyor musun? Benim her şeyime laf edebilirsin ama kesimi asla edemezsin. Niye? Bak, hiçbir şey yapamıyorsun abi, bak, burada. Saçı eğince altından hiçbir şey çıkmıyor bak görüyor musun? Onu düzelt. Alttaki o... Altında hiçbir şey yok abi. Çok geçen eminim. Aşkım burada ben gördüm onu. Üç toka çok dedin. Çok eminim. Yedi filkete, üç toka, 10 tane lazım. Daha orada kaldım. Ben orada kalırım. Filkete ile tokayı ayırt edemiyorsan sana edecek başka bir cümlem yok. Abi ikisi saç tutuyor. İkisinin de amacı o. Başka soru var mı? Hayatta Özlem'e sormak istiyorum. Neden şaka mı ya bana Rus ben diyor. Ben verilen konseptten daha uzun kestiğini düşünüyorum. Gerçekten saçta çok kısa ve uzunlar vardı. Ben de gördüm onu. Hayat bak az önce kendi saçımı kendim kontrol ettim ekranlar önünde. Başka bir şey söyler misin? O an gördüğümü söylüyorum. O yüzden puanı vermediğimi söylüyorum. Yani daha kısa olmalıydı bana göre. Bir de daha katlı. Daha kısa değil aslında. Arkasında biraz daha katı olması gerekiyordu. Peki neden iki? Neden üç değil? Neden dört değil de iki? Siz neden geldiniz... iki? Ben elinize sağlık. Güzel olmuş. Makyaj da çok güzel. Fakat yine hani denildiği gibi aynı. Çok değişik değil ama bunun dışında da belki olmamalıydı. Çünkü doğallığı bozulacak. Tekrar dediğim gibi bazı olaylardan kurtulduğunuz zaman ben size gerçek puan vereceğim. Ben hala savunuyorum. Ben hala savunuyorum söylediğimi. Ben gene bir vereceğim oraya. Makyajı güzel olursa da ama ben güzel ama ben sana bunu söylediğim için bir veriyorum da diye de. Ben de bunu aynısını savunurum. Söylüyorum. Biz ikimiz yardımlaşıyoruz diye bunu problem haline getiriliyorsa o iki masa da bunu yapıyor. Ve Fatma abla bize dışarıda dedi ki Özlem'in seçeceği ürünü bile bilmiyor. O makyaj yapamıyor. Ben söyledim ona maskara, fontenle, ruj seçtim diye. Aslı da vardı. Yapamıyor demedim. Bu sadece kurdu. Dedim seçmesin. Fikir verdi. Çok doğru. Seçmesin de karar veremedim. Ben daha karar veremedim. Kolaylaştıracak fikir verdim. Geldi yanıma. Başka bir şey seçmiştim. Ben şöyle böyle bir muhabbet ettik. Neden o da bir insan ve o da bu işi yapıyor. Bana fikir verebilir. Şöyle bir durum var. Biz bu hafta boyunca iki masadan hiç 3 puan görmedik. Hep 1-2. Ama vermeyeceğim diyorsun. Nasıl biz görebiliriz? Bu hafta ben bunu oluyorsak, sana 2 gün önce söyledim. Nasıl? Ondan önce niye vermiyordun? Biz verdik. Ama ilk gün orayı beğendiğim için. Oraya da 3 verdik. Hayır. Size 3 verdik. Biz eğer ikinci oluyorsak, bir başarı elde ediyorsak bu jürimizden yani güzel iş çıkardığımız için Fatma yani hep düşük puan alıyoruz. Bu koalisyon biterse yani herkes hakkıyla işte alır puanlarını. Sen bize aynı şeyi düşünüyorsun. Biz de size aynı şeyi düşünüyoruz. Eğer bu düzelirse ben kesinlikle bize göre. Ben asla bu böyle yapmıyorum. İlerleyecek böyle. Hayır bir kere senin bana tavrından puan ver dolayı demedim. Biz de bu şekilde davranmak bir zorunda kaldık. Bir kere bana puan ver demedim. Çünkü sizin koalisyonunuzu destek... 3 vermiş. Dün 4 verdi, 5 verdi yani. Dün de 4 verdi, 2 gündür 5'imiz ya yok. Koalisyon yani, yapsak 5 veririz birbirimize. Bizim bu kadar iyi işlerimize niye biz 5 göremedik bütün hafta mesela? Biz niye göremedik? Söyleyemezsin, biz böyle bir şey hakkı yok ki Apo. Tek başına yarışmıyor. Puan benim hakkım değil mi? Ben ona veriyorum. Hayır, sen çok savunuyordun. 2,5 benim, 2,5 senin diye. Zaten 5 verilen saçıma bir kere vermedin. Bunu açıklamadın. Senin 5'lik bir saçın yoktu hiçbir zaman. Öyle mi? Evet öyle. Jüriler 5 verirken siz 1 veriyorsunuz. Jüri ne verdi beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor. Ben senin verdiğini ilgilendirmiyor. Kendi zevkime bakıyorum. Beni buraya sen kendi yorumumla koydularsa sen önce şöyle bir şey olurdu. Eğer biz jürinin puanına göre hareket edecek olsak önce jüriyi dinler sonra biz kendimiz puanlama yapardık. Ama bunun bir önemi olmadığı için ben kendi özgür hakkımı veriyorum. Apo sana sen hak verirse hep kişi mısın? Kendine ya, vereceksin. Kimseye ver. Sen kendinden kendi başka kimseye beğenmiyorsun. Susar mısın ablam? Sen de kendi özgür hakkını, ben de kendi özgür hakkımı. Ben diyorum ki sana örnek veriyorum. O olmadı, ben vermedim. Bak ben ne diyorum? Ben biri vereceğim. Ama iyisi de iyi diyeceğim zaten. Sen tek yarışmıyorsun. Ben de bunu savunuyorum. Ya içimi baymayın. Hadi bir yere varın. Yani aynı laf ya. Ve
Peki arkadaşlar, başka soru var mı? Aslı'nın da neyi beğenmediğini merak ediyorum ben. Şimdi evet, asıl konu. Ellerinize sağlık. Ben sadece şeyden, saçın katından dolayı. Hani kat yok. Kat var Taner, o saçta ama oradaki biraz daha az. Az yani, oradaki biraz daha az olduğu değil. İçin mi 2 puan kırdınız? Yani bu da kırdı. Onlar birbirine girecek. Hayır hayır, politik bu ya. Seyirciyi kandırmak için yani. Yarın da ona 3 verir. Öncelikle ben aksesuarı beğenmedim. Taner'de saçta yeterince kat yok dedi. Ruju sürme şeklini de beğenmedim. Çünkü yanlış sürmüşsün, yamuk sürmüşsün. Yamuk mu sürmüşsün? Evet, yamuk sürmüşsün. Bakar mısın canım bana? Yanına git istersen. Neresi yamuk? Bir göstersene. İstersen yanına git. Tamam, yamuk git, sürmüşsün. Yamuk, yamuk. Apo, ben de gördüm. Yamuk. Yamuk. Sen gelme ya. Ben patlamayı istemiyorum. Nasıl gel? Öyle bir şey yok. Öyle yamuk. Bir şey yok. Görüyor musun? Bak burayı içte, burayı içte, bura dışta. Şuralara bak, böyle böyle bir gidiyor. Şey soracağım. Zikzak gitmiş. Bir şey söyleyeceğim. Sen görüyor dudağındaki musun? Rujuyu önce düzgün sür. Bebeğim bak, her dudağın çizgisi ve hattı aynı Apo, mıdır? Apo, benle konuşuyorsun. Bir saniye. Sen, buraya zaten bir rujum var. Tamam, ben senin cevabını sür verdim. Hadi abi, onu sen da düzgün sürseydin, bir rujum yerine vardı geç, yürü. Bana dön bebeğim bir. Bunu puan verirken de söyledik. Ruj sürme şeklini beğenmedim dediğim gibi. Saçtan da kattan kestik. Ayaz, bir de senin yaptığın makyajdan daha güzel makyaj hala ne diyorsun? Hadi. En güzel makyajı sen yapıyorsun. Tamam. Evet bebeğim, aynen öyle, biliyor musun? Evet, benim benden eğitim tamam, al aşka. Tamam. En güzel hep aynı. Gel benden eğitim al bebeğim. Peki arkadaşlar. Sus ya, fantastik neyi bilmiyorsun, bana boş yorum yapıyorsun. Abi kopya yapıştırsak yapıştırdık, kaldırsak değil mi, aynı olur. Tamam arkadaşlar. Makyöz yesin, konuşuyorsun car car car. Anca boş çeneye gelmişsin sen de. Boşuna. Yarın görüşmek üzere. Ayağına sağlık. Evet, Hayat ve Özlem'e kaç puan verdiniz? Görelim. Koalisyoncu Fatma abla, önce Fatma. Sen başla. En büyük koalisyoncu sensin ama. Ay, beş mi vermiş ya? Aramızda en büyük koalisyoncu Fatma çıktı. Gerçekten yani. Öyle. Aa, ama birlikte değil yani. Bir olur mu ya? Ayıp yani. Ne biri? Ama bir değil yani. Bir ayıp ya. Bir olur mu ya? Neyse, ben açıklamamı yapıyorum siz sormadan. Senden canlarım. Senden sonra ben yapayım. Belki ben oraya soracağım ilk. Peki, merak sen etsin. Bunun bir söyleyeyim. Önemi var mı? İlkin bir önemi var mı? Olsun, sen söyle. Yok, ben peki şeyi yapacağım yani. Bu saç görsellerdeki saçtan daha kısa ve kahkülle alakası yok. Öyle yapmış mi olduğun kahkülle alakası yok yani. Yani kesim, oradaki kesimle bu kesim aynı değil. Öyle mi? Hiç aynı o değil. O kadar az saç var ki buradan kesmem gerekiyor. Doldur şurayı. Allah Allah. Evet. Tamam, teşekkür baksana, ederim. Baksana bak, kızın alnı görünüyor. Buradan bakın. Sen bana alnı bir vermeye oradaki devam et. Görünüyor. Senin mu bana bir vermem beni o kadar mutlu ediyor ki, ne kadar korktuğunu anlıyorum. Tamam da seninki bak, görüyor musun saçın, Allah'ını seversen özensizliğine bak. Oradaki modelle buradaki model ne peki, alaka ya? Peki aynı şeyi tekrar etmeyelim. Özür dilerim istediğin gibi saç yapmadığım için. Çapraz koalisyon gidiyor. Şimdi beni anladın mı? Ben anlamadım. Abi, yok anne bırak, sen anam komple unut seni. Diğer sorunuzu alalım. Ya koalisyon akıl oyunu yapıyorlar 5, 3, 5, 3 diye. Bize bir vererek koalisyon devam ediyor yani. Herkes çok akıllı. Ben bütün olarak kıyafeti hiç yakıştırmadım. Saç emoji kızlar gibi olmuş. Resimle alakası yok. Katlar burada neredeyse. O kesimde de katlar orada. Kontür yapamıyorsun. Ruj seçimini kontür yapmak için seçmişsin. Ama hala yetersiz. Bütün yani yüzü bu renkle yapman çok yanlıştı bence. Yüzü çok böyle bir bütün halinde duruyor. Ben makyajını da beğenmedim ama dediğim gibi zaten bir vereceğim için. Ama genel olarak hiçbir şeyini gerçekten beğenmedim. İsmihan da zaten beğenmedi. Kötü de bir de. Ben bir şey söyleyeyim. Kötü de. Kötü. Bir kere Özlem'e kötü desene duysun. Perçem çok boş. Abla saç yarım yapmayın. Ay yapacağım. Saçını sen. Bana da yapıyorlar ayrısı. Kuaförü de bana. Sen de yapıyordun da bana. Sen sus. Perçemi de çok az bence. Daha geriden de alabilirdim. Bunu sana ben öğretmeyeyim. Kombin olarak kızı daha böyle iri ve kilolu göstermiş bence. Ve kızda böyle bir korkutucu hava var. Ha, evet. Sizin masada bahsettim bir karanlık var zaten. Böyle sizin modelinizle beraber böyle bir karanlık, böyle çöküyorsunuz. Gerçi korkmuşsun Apo, sen ondan karanlık. Ama sen kim savunuyorsun? Koalisyonu bu kadar belli etme bak, onlar belli etmiyor. Ah Fatma abla. Bebeğim yapma.
O yüzden korkuyorum kötü. Diyor ama böyle. Abla sen niye yani, savunuyorsun? Avam sensin, duruyor. Senin böyle modelin yok şu an. Sizin yaptığınız şeylerde bir şey yok. En azından modelimiz 18 yaşında diye 5 gün boyunca tekrarlamadık. Maşalarla da bitirmedik. Ben en azından fresh bir şey yaptım. Evet, fresh'te kaldın canım. Hiçbir şey yapamadın. Konseptiniz gotik olmak değil. Burası resmen ikiye ayrıldı. İki masa buraya, iki masa buraya. Aslında bura bir masa, bura bir masa oldu yani. Evet. Evet aslında. Gerçekten öyle oldu yani. Allah Allah. Evet. Sen ilk önce 18 yaşındaki modeli bir değiştirmeyi öğren. Yok, tamam mı? Gayet değişik de vardı ama sen bütün göremedin herhalde. Bütün hafta boyunca kopyala yapıştır sana ben yaptın. Gözlük alayım bebeğim. Alma. Gözlük sen öğren. Gözlük alayım ki. Yani öğren. Yalın da şöyle en kalitelisinden. Tabii tabii. O yapıştırıp çıkan resim çizilenlerden getirelim buraya. Bak yine Fatma. Yok ya da koalisyonunuzda birinci olun. Aldığınız parayla da şey yaparsınız. Gücüne mi gitti? Gözlük şey mi yaparız? Ben de onunla koalisyon yapıyorum. Hadi bakalım. Yap aşkım. Bitti. Yapabiliyorsan tebrik ederim seni. Yaptım. Sen de o kadar potansiyeli yalnız göremiyorum. Yalnız Fatma ablayla koalisyon yapabiliyorsanız valla tebrik anında ederim. Anında patlayın. Aynen, aynen. Aynen. Bak kendin inanmıyorsun. Kendi inanmıyor ama bunlarla evet. Suçluyorlar. Çok yok. Komikler. Hayır, hayır, şey hayır. Çok Özde, komikler. Sizde o yetenek var ama. Bir iki gün iyi anlaşırsınız ama sonra tüm foyanızı ortaya çıkartırlar. Peki arkadaşlar, teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Çam çara, çam çara, çam çara. Taner ve Asya kaç puan verdiniz görelim. Hiç şaşırmadık. Sen böyle yapınca ne oluyordu? Tesadüf mü bu? Yok bebeğim biz koalisyonuz. Özlem'in makyajını beğenmedin de onu mu beğendin? Benim saçı beğenmedin de o saçımı beğendin, 5 verdin. Evet. Gerçekten senin saçından daha öyle mi? Oldu. 1000 tane hata var o ya saçta. Ya 1000 tane hata, 40.000 git tane tara, hata. Git tara. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seninkini araştıracak olacaksan. Git tara. Taramayı git boşver. Tara. Git getir senin modelini de getir. Kalkülü yukarıya kalkmış havaya. Kalkabilir. Kesememişsin kalkabilir. Şekillendirmedi kesememişsin. Kötüsün. Neyi? En azından ben birebir çıkardım. Sen bunu her karşıma kadar, çıkartıyorsan sen kuaföre değilsin. Her ne kadar beğenmesen de ben beğeneceğim. Bir dakika. Kuaföre değilsin. Tara lan. Bir saniye. Tara tane. Hayır bir saniye. Eğilir misin başını canım benim? Teşekkür ederim. Kabart. Çetin saçını tarayabilir misin? Ben o saygısı yapmam. Kaldırır mısın başını? Şu kesimin güzelliğine bakar mısın? Her hangi ne kadar da laf ya? Söylersen hangi söyle. Hangi kesim ya? Kadının resmen çirkinleştirdi ya. Şu kesimin güzelliğini görüyor musun? Arkasını çevir. Şu kesim. Arkasını çevir. Dön. Bak ne var? Ne var? Sana soruyorum. Ne hata varmış ya burada? Ya yamuk görmüyor musun? Ya sana ben yamuk kestim. Allah Allah. Benim öyle. Ben istedim müşterin yamuk gelecek, kestim. Müşterin gelecek ben yamuk kestim. Ya da sen diyeceksin. Yamuk bakıyorsun. Anladın mı? Benim kesimim gayet düzgün. Dön canım. Dön. Çıkıp tarasınlar ya. Ben yamuk bakıyorsam. Yani gerçekten şu kesime laf mı söylediniz siz? Valla bak yandan daha güzel oldu. Daha güzel oldu yemin ederim. Bak yana tarayınca daha iyi oldu. Böyleydi vallahi hocalarım böyleydi hocalar. Keşke bize de böyle gösterseydi. Böyleydi gerçekten. Ya, aa bakar mısınız ya ben bile beğendim şu an. Ben bile patladı. Tamam kabul ediyorum hocam tarama yanlışmış. Tamam. Şu an var ya bir puanı kaybettim. Böyle gelseydi birer puan yüksektin. Net o zaman diyorum. Hocam yarın ekler misiniz o puanı? Yok geçti canım haftaya. Yedik yaz yuttuk haftaya. Onu. Vallahi gerçekten çok güzel kesmişim neden hocam. Neden beğendin ya. Şimdi biliyor musun? Söyleyeyim mi? Ortadan ayırıyorsun ya burun zaten uzun olduğu yok, için burnu daha yok, çok uzatıyorsun. Yana aldığın zaman burnu küçülttü. Yarın bunu yap. Puanı verdin mi? Verdim. Allah seni kahretmiyor. Bak seni şu konuda takdir etmek istiyorum. Teknik bilgin var ama bunu şey önceden yapacaktım. Ay sus yok yani. Unutmadık. İki sana gelecekti bir oraya. Unutmadık. Sana yetişemedi bir de bana soruyor şu anda. İkiniz de hakkından geleceğim ben. Sıkıntı nerede biliyor musun? Efendim? Hiçbir yerde. Sadece kulak arka kısmı var ya. Efil atmışsın, ara makas atmışsın ya. Önlemedim. Hayır, onu biliyorum. Evet. Efil atmışsın ya. Şu kısımları çok dolu kalmış. Anladım. Biraz daha incelemem gerekiyor. Birbirinden bağımsız duruyor. Sadece sıkıntı orada. Onun için hatalı duruyor saç. O yüzden biri vermediniz. Biliyorsun ben... Etkisiz eleman diyorsun puanlamada. Kabul ediyorsun bunu yani. Yemin ettiğim için vermiyorum ama verirken tartışıyorum. Ama evet, aramızda eğer mutlaka 1 ve 5 vermemiz gerekiyordu. Biri buraya vermemiz gerekiyor. Çünkü yan kısmı efile ya da ara makasa atılmadı. Peki. Var mı başka soru? Tabii. Yani bize fırsat gelirse bizim kendi hesaplaşmamızda
sormak istiyorum. Makyaja neden bir verdi? Ya şimdi ben onu da söyledim. Güzel dedim. Ama iki verdim. Sana bir verdim ama hakkımdı. Çünkü hem ağladı hem çok güzel bir görüntü yok. Yani çok ağlamış, yorulmuş veya üzgün bir görüntüsü var. O sadece kullandığı bir de blok, kahve... blok gibi böyle hani blok çizdiklerim falan. Evet. Çok moda. Ve solgun solgun duruyor. Yani buradan o bloğu göremiyoruz. Yaklaştığımız zaman çok solgunluk gözüküyor. Yani bence biri hak ediyordu. Bence keşke biri hak etmiyor olsaydı ben deseydim ki evet ben sana bir verdim. Yine bu sebepten dolayı verdim ama bugün seninki hak ediyor. Ama sana şöyle de bir baktığında bir inan ki birikiyor. Ya saçı yan aldığın zaman çok çok mi? Güzel oldu. Taner o kadar oldu adaletlisin yani. Ki bu saç birlik değil diyorsun. Biz de değildik. Canım inan değildik. Ki bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben senin saçın gerçekten o kahkülü ve o katların ben bence... de şöyle bir oynasaydım düzelecekti. Oynasaydın keşke oynasaydın. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Şöyle ben makyajımın kesinlikle eline bir sağlık ağladı. Teşekkür evet ederim. Biraz seni de zorladı. Yaptın. Makyaj süngerledin. Yine ağladı. Falan falan böyle yani ağladığı için seni çok çok fazla zorladı. Belki yani, daha iyisini yapacaktın. Yapamadın. Benim de modellerim ağlayan modellerim oldu. Gerçi o zaman kirpik falan taktım. Ağladığı halde atmamıştı bile. Yani iyi işler çıkarmıştım. Senin de zorlayan durumlar oldu. Eline sağlık. Teşekkür ederim yorumların için. Benim makyajım kötü değil kesinlikle. Sadece kullanmış olduğum kahve rimelden kaynaklanıyor. Yani kontür rengini kahverengi rimel olarak kullandığım için. Onu da ben bilerek kahverengi kullanmak istedim. Kahverengi rimeli hep kullanmak istiyordum. Bugün bu kızla kullanayım dedim. Onu yanlış yapmış olabilirim. Ama dudağında seçtiğim, yanağında seçtiğim rengi bilerek seçtim. Yoksa ben de siyah rimel kullanacaktım zaten ama bu demek değildir ki bu çalışmaya direkt bir veresiniz. Birlikteyim de doğru puan verdiğimizi. Sen bana kaç verdin? Doğru puan verdiğinizi düşünmüyorum. Bir verdim ama sizin kostümünüz doğru değildi, saçınız doğru değildi. Kostüme değil, makyaj için makyaj konuş. Rengi, boş ver kostümü makyaj benim makyaj rengi için. Doğru değildi. Bundan güzel değil miyim? Değildi. Vallahi çok i̇şte, çok gotik yani ve çok korkunç senin, görünüyordu. O senin görüşüm. Yani hani korkunç, korkunç değil, çirkin değil çok, çok dediğim güzeldi. İçin değil, çirkin değildi modelin peki kesinlikle. Arkadaşlar, aynı şeyleri tekrarlamayın. Teşekkürler, yarın görüşmek peki. Üzere, hoşça kal. Perşembe günleri saçları kesiyoruz, gerginlik kesip atamıyoruz yarışmacılarımızın üzerinden. Çünkü Cuma'ya bir gün kaldı, 10 bin liraya yaklaştılar. Bir takım da vedaya yaklaştı. Bugünün sonuçları çok önemli. Ve az sonra. Puan durumu birbirine yakın. Perşembe günü en yüksek puanı alarak birinci olan takım. Gömlek seçimleri falan kötüydü ya. Kesim çok şeydi, yanlıştı yani. Kuaförüm sensin de Perşembe gününün sonuçlarına hazır mıyız? Sonuncu olan takımla başlıyorum. Puan durumu birbirine yakın. Her şey belli ki yarın değişecek. Ama dengeler yine oynamış yerinden. Puanlar birbirine yakın unutmayın. 20 puanla en düşük puanı alıp dördüncü olan takım. Perşembe günü sonuncu olan takım 20 puanla. Taner Aslı. Sonuncu olmayı hak etmedik. Dün hak etmiş olabiliriz ama bugün kesinlikle biz sonunculuğu hak etmedik. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Damardan girmeyeceğim başkaları gibi. Puan veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz ama biz kendimizden oldukça eminiz. Ufak tefek hatalarımız vardı. Ama sonuncu olmalık bir çalışma biz çıkartmadık. Bugün bu arada jüriden de en düşük puanları siz almışsınız arkadaşlar. En uygun kesim bence kesinlikle bizimdi. Taner'indi. Görselle birebir aynıydı. Yani bu göz gözse birebir aynıydı. Olması gereken buymuş demek ki Gözde Hanım. Bugün Aslı ve Taner sonunculuğu tabii ki hak ettiler. Taner'e çok fazla bir şey demiyorum ama Aslı gerçekten
Makyajın berbattı. Son anda değişebiliyorsunuz işler. Önemli olan moralinizi yüksek tutmak. Ve geldi sıra günün birinci olan takımına. 10.000 liraya yaklaşan takıma. Perşembe günü en yüksek puanı alarak birinci olan takım. ...29 puanla perşembe günü birinci olan takımı. Çetin Fatma. Aa. Bunu da bilmiyorsun değil mi? Ah, bugün hangi gün? Bugün hangi gün? Ay Fatma'ya bak. Nerede? Sen günaydın, günaydın. Bir aramıza dön. Bak, birinciliği oluyorum. Ben burada tadını yaşayamıyorum. Ben yok dünyaya dönmüyorsun. Bir kendine gel. Yine bugün gerçekten emeğimizle geldik ve hak ettik. Çetin sen şok. Birinci oldunuz bugün de. Şok da 3 gün gider o şok. Abi dün de birinciydin, bugün de birinci oldun. Dün günlerden neydi ki? Abi dün günlerden çarşambaydı, bugün perşembe. Şimdi bugün birinci olduk. Sen şimdi inandın mı? Yok yine inanmadım. Burası gitti, yayın gitti, ses yok. Görüntü var, ses yok. Neyse dönelim. Ben bu arada gerçekten... yani hak ederek... Kralsın. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Peki Çetin ne hissediyorsun? O da şokta. Al şunu bir kolonya yüzünü gözünü bir dolan. Durun durun durun. Çetin şokta en duygusal anlarını yaşıyor. Ne hissettiğini öğrenelim. Gözde Hanım, Gözde Hanım biz bir şey göstermek istiyoruz Çetin Bey'e. Belki daha iyi anlar. Onu da okuyamaz. Okudum. Oku demediniz ama okuyabildim. Şimdi inandın mı? Şimdi inandım. Çetin Bey bugün kim hak etti sizce? Demek ki biz hak etmişiz. Evet. Ya nihayet. Öyle nihayet anlaşıldı tamam. Ama söyleyeceğim. Rap de söyleyeceğim. Ben hak ettim ve aldım diyeceğim. Oraya gidince unutursun. Sen yok. Yine başka bir şey ama söylersin. Sana güvenmiyorum. Gerçekten kesime ben sonsuz güveniyorum. Güzeldi ama. Gerçekten kesime güveniyorum. Ya ben senin saçının komple güveniyorum da burada komple güven yok sende. Yok güven var. Allah çok şükür de. Çetin Bey senin hatırlıyor musunuz? Haftanın ilk günüydü galiba. 9 puanla sonuncu olmuştunuz. Ertesi gün de sonuncu oldunuz. Ağlıyor. Ve dediniz ki biz gidiyoruz artık. Biz ben belli gidiyoruz dediniz. Ya Fatma Hanım didişiyoruz haftalarda. Yani biz artık gidelim diye. Fatma kalalım biz gidelim. Böyle giderse demek ki hafta sonu biz gidiyoruz. Şimdi neredeyse puanlar eşit. Farkında mısınız? Yarının öneminin farkında mısınız? Fatma ile onun kavgası ne diyoruz? Ya matematik tık 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 bu böyle şöyle. Ya onu nasıl da öğret Fatma, onu da öğret. İşte ya sevgili seyirciler, matematiğe gerçekten ihtiyacımız olan andayız. Hemen gözlerimle yaparım ben matematiği. Çetin'le Fatma abla birinci oldu. Gerçekten kabus gibi ve bir de hadi kabus bir gün olur ama bunlar 2 gündür bize kabus gibi. Ben anlamıyorum bunları kim için yapıyor, biz mi yapıyoruz? Jüri mi yaptı? Hiç bir şey anlamadım ama kesinlikle Fatma abla ile Çetin abi hak etmiyorsunuz. Hele Fatma abla hiç hak etmiyor çünkü mah gözdeyiz. Evet bugün birinci oldum. Gerçekten çok çok mutluyum. Ama bir de o Çetin 3 gün arkadan takip etmese olayı, bir de bana katılsa hani o da çok daha iyi olacak. Ama sonunda yazılı verildiğinde birinci olduğuna inandı. Bugün inandı. Bayağı gözleri açılmıştı. Şimdi bana inanmaya başladı, bana güvenmeye başladı. Gerçekten hakkımızla, emeğimizle başardık ve birinci olduk. O yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün alnımın teriyle ana sütü gibi helal bir birincilik aldım. Çünkü makazıma sonsuz güveniyorum. O yüzden birinci olduk bugün. İkinci olan takım 25 puanla İsmihan Abdullah. Haftaya ikinci başladık Gözde Hanım. İkinci kapatıyoruz. Fatma abla bir 3-4 falan verirse Allah izniyle belki birinci oluruz. Hayat Özlem 22 puanla üçüncü oldu. Çok yakın. Yani bu kadar koalisyona anca bu kadar. Bebeğim siz de koalisyon yapıyorsunuz. Yani takma ben o kadar, kadar koalisyon yapıyorum sonuncuyum. Anladın mı? Yani ben ne diyeyim artık buna, ne cevap vereyim? O kadar koalisyon yapıyorum sonuncuyum. Ya ben bu çocuğu seviyorum ya. Vallahi seviyorum. Görüyorsunuz değil mi? İşler burada çok karışık. Puanlar çok yakın.
Takımlar çok hırslı. Yarın günlerden renk neler olacak? 10 bin lira kime gidecek? Kim veda edecek? Tüm soruların cevabı yarında. Biz buradayız, bekleriz. Kuaförüm sensin. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleşti daha daha. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin. Bence arkadaşların sizlere bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. Bir takım elenmeli mi? İki takım elenmeli mi? Yoksa üç takım birden gitmeli mi? Herkesin kendine bir an önce bir çeki düzen vermesini istiyorum. Bana göre bu stüdyoda bu sınır aşıldı. Yaparsın koalisyon ama gönderecek olan kişi sizler değil, bizler oluyoruz. Bana göre üç masada gitmeliyiz.